Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak aziz eylesin. Hizmet-i imaniyede, durus-u Kur'aniyede muvaffak eylesin. Tevfikine refik eylesin. Haddini bilip de hududundan aşmayanlardan eylesin. İfrat ve tefritten azade, haddi vasat olan istikamete ki ihtina sırat-ı müstakim hakikatine mazhar eylesin. Beşer geldik insan olmaya ve insan olup insan-ı kamile aday olmaya geldik. Cenab-ı Hak bunu hakikatine tahakkuk ettirsin, erdirsin. Söylettirdiği için, dua ettirdiği için mazhar eylesin inşallah. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı hakikatin anlaşılmasına basamak eylesin. Kendimizden daha değerli hedefi bize hedef ettirsin. Hayatımızdan daha değerli hayatımızda bir şey yok. Hayatımızda olanlar her şey hayatın içindedir. Hayatın dışında hayattan daha kıymetli olan şeylerdir ki o da hayattan daha değerli olan şey hayatı veren zatı hayyu kayyumu ayna olmaktır. Muhatap olmaktır. Ettirsin inşallah. Kabul etmeyeceğim duayı kulumun diline vermem diyen Cenab-ı Hak bu vaadi ilahisini tahakkuk ettirsin bizde inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eylesin. Ustadımıza talebe eylesin. Hakkıyla Risale'ni okuyup anlamayı ihlas, sadaka, takva, iştinab-ı kebair ve hizmette daim ve kayım sayım eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın salatu selam olsun ve al ve ashabına salavat-ı şerife ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin. Bugün Dima 171 mi? 171. Bugün ayın 29 Ağustos 2021. Mekan itibariyle İstanbul Tepecik Büyükçekmece'de dershanedeyiz. Şimdi geçen hafta atmıştım Meclis-i Nurani'de. Meclis-i Nurani'de atmıştım neler okunacağını. Orada ancak geçen hafta tek bir sayfa yapabildik. Yapamadığımız için bu sene bugün atmıyorum. Niye atmıyorum? Zaten attıklarımı okuyamadık. Sayfa 98'den okuyacağız. 98. Bir noktayı nazar vermek istiyorum. Biz cennetten geldik. Babamız oralı. Hedefimiz cennet değildir. Zaten Kur'an cennet hedef olarak göstermiyor. Muhatap olmamızı istiyor. Cennet zıtların cemi değildir. Cehennem de zıtların cemi değildir. Ama altyapısında bunları barındırır. Celalsız cemal, cemalsız celal yoktur. Cennet olmasa cehennem tazip etmez sırrı burada saklıdır. Bunu 24. sözün başında söyler. Yani cennette öne çıkan cemal ama bu celali zemininde oluyor. Yoksa nakıs olur orada celali şeyler olmaz desen Allah'ın esması orada yoktur olur. Yani mümkünatın her yerinde vardır ki mahluktur cennet orada vardır. Ama öne çıkan cemaldır. Şimdi bize ve şakirtlerine Kur'an cenneti hedef ettirmiyor. Daha yüksek insan olmak. Beşeriyetten. Biz beşer doğduk. İnsan olacağız inşallah. İnsan-ı kamil olan sırr-ı velayetin sırr-ı velayet nedir? Tevhid nuru, nuru tevhidde sırr-ı ehadet inkişaf etmesi lazım. Nuru tevhidde sırr-ı ehadiyet. 10. sayfa galiba lemalarda bunu söyler. Şimdi Adem'in de vücut vücudunda Adem bilmektir. Cümleleri veciz olarak söylüyorum. İçerisini kısmen biliyorsunuz zaten. Allah'lık
hakikatından şunat-ı zatiye ve sıfatlar ve esmalardan bize doğru zuhuratların adı en üstünü Adem-i Mutlak, bir altı Adem-i Sırf, bir altı Adem'dir. Yöndür. Buradan o tarafa doğru yöneliş, Adem'in de kainat, kainattan sıyrılma adına demiş anlatacağım. Adem kainatta, Adem'i sırf bütün alemlerde, şeceri hilkatte, kabu kavsini de içine alıyor, şeyi de alıyor, en iyi de içine alıyor. Adem'i sırf. Ene'yi de içine alıyor ki verilmiş. Ene verilmiş emanet. Adem'i mutlak kainatta, şeceri hilkatta yoktur. İnsanda vardır. Bu da sırrı insani ayna olması içindir. Adem kainata aynadır. Adem'i sırf şeceri hilkata aynadır ama ene de dahildir. Adem-i sıfırın içinde. Çünkü ene'yi de insan almış. Emanet olarak ene almış. Adem-i sıfır. Bir daha. Kainata ayna Adem. Şeceri hilkata Adem-i sıfır. Allah'ın zatına sır insani olan tarafımıza Adem-i mutlak. Adem kainatın içinde dönüş. Adem-i sırf şeceri hilkatın içinde. Adem-i mutlak kainatta yoktur. Tıpkı Allah'ın sıfatları kainattadır. Zatı insandadır. Olduğu gibi nasıl bu oluyor? Allah ilim, irade, kudretiyle, sıfatıyla kainattadır. İtikadımız Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikadı böyle. Zatı ile insandadır. Bu neyi kazandırıyor? İnsanda bir taraf var ki tarafı da yok. Mahluk da değil. Zata ayna olsun. Kainat zatına değil. Yani şecer-i hikat, kainat. Kainat ve şecer-i hikat zatına değil. Sıfatlarına aynadır arkadaşlar. Bu çok ince detay ama çok ciddi omurgadır bu işin. Kainat 430 onu sözlerde söyler. Zaten bildiğiniz şeyleri söylüyorum. Şeceri hilkat ve kainat Allah'ın sıfatlarına. Zatı ise, mahiyeti zatı insanda. Sığmadım kainata. Sığdım beni seven müminin kalbine. Orada demek ki bir yapısız yapılanma var. Zata ayna olmak Adem-i mutlaktır. Adem-i mutlak vücuda menşe değildir. Vücut niçin? İlmi muhit vardır. Adem-i mutlak yoktur. Adem-i mutlak kainatta olsaydı zata aynı olurdu. Adem-i mutlak neredeyse zat da oradadır. Adem-i mutlak neredeyse zat oradadır. Adem-i sıf neredeyse sıfatlar oradadır. Adem neredeyse esmalar da oradadır. İnsanlığımızın kıymetini bilmek lazım. İnsan olduğumuzun kıymetini bilmek gerekme adına gerekiyor. Allah bildirsin inşallah bize. Bu mukaddemeyi yaptıktan sonra Meclis-i Nurani'ye gönderdiğim, geçen hafta gönderdiğim defterin belki üzerinde numara yazmıyor ama Muhakemat 119 diye başlıyor. Meclis-i Nurani'yi açın. Gönderdiğim, geçen hafta gönderdiğim kaçıncı sayfasından sonra 1, 2, 3. sayfası. Üzerinde numara yok ama Muhakemat 119. Acaba canlı yayındaki kardeşlerimiz gören var mı? Bir tanesi gördüm derse başlayacağım. Gördüm abi. Tamam.
Muhakemat 119. Konuştuklarımızdan sorusu olan var mıydı? Ama girmeyeceğiz yani. Ben burayı anlamadım dersen bu o şekilde kısaca bir cevap veririm. Yani geldiğimiz... Aleyküm selam. Abim hayırlı günler. Kusura bakmayın, ben şehir dışındaydım. Yeni geldim, girdim eve, yetişemedim. Hakkınızı helal edin, orada olmayı çok arzu ediyordum. Şunu söylemek istiyorum Hasan abicim. Mesela siz varsınız, ben varım. Bunlar için bir Adem, Adem-i sırf, Adem-i mutlak belli bir sizliğe içinde var. Ama acaba şu var mı Hasan abi? Ben sizi çok seviyorum. Bunun için bir Adem zemin olmak zorunda mı? Evet. Şimdi bu konuştuklarınızı tefekkür edemedin. Niçin? Adem'i şimdi dese ki üniversite diploması var mı? Bir insanda var. İlkokul, ortaokul diploması sorulmaz. Biz zatainayız. İnsanda yok yok. Yok yok. Peki sevgi neydi? Muhabbet. Muhabbetin yeri neresiydi? Şunat-ı Zati. En merkezde şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzehe. Şunat. Bunlar hep Adem-i sırfa ayna. Zat değil bu da. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya, soğan cücüğünden çıkıyorum. Sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Ben mesela diyoruz ya kardeşlerime, size diyorum, yalan demiyorum, iftihar ediyorum sizinle. Diyorum çünkü bu derste muhatap olabilmek. İftihar ediyorum. Bu ne? İftihar-ı olabilmek. Ne demek bir kardeşin iftihar olabilmek? Şunat-ı zatiye ayna olmak demektir. Şunat-ı zatiyenin en aşağısında iftihar-ı mukaddese var. Bu şuunat-ı zatiyenin bizdeki aktifliğidir. Şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye nedir? Bizdeki karşılığı nedir? Adem-i sırftır. Adem-i sırfın şeyidir. Biz Adem'i anlamadık böyle. Adem kainatı ortaya koyan bizde. Adem-i sırf şeceri hilkati bizi açığa çıkaran. Nasıl bir şey olduklarını bilmiyorum. Yalnız bildiğim şu, ha, zatı ortaya da çıkaran Adem mutlak. Unutmayın bunu. Bizim geliş istikametimiz var. Biz yoktuk, Allah yarattı. Adem'i sıftan yarattığını söylüyor Risale'de. Ama geri dönüşü yoktur. Adem'i sıfıra zaten ulaşılamaz diyor. Olamaz yani. Hani geldiğin olamazsın. Mümkün değil bu. Adem-i sıfa varılamadığını sadece söylüyor. Peki geliş istikametinde mazal olduğumuz düşünen insanlar için söylüyorum. Geliş istikametinde gelirken mazar olduklarını kemalat bularak yani tasavvuf literatürüne fena fillah bekabillah yani yükselmeye fena fillah yükseldiğini tekrar inmeye yeryüzüne ne biliyorsan bekabillah oluyor. Şimdi gelişe Adem giderken sırf üzerimizdekileri çıkartmaksa niye geldik ki o zaman? Yani geliş sürecini giderken yaşarsak bu biraz akla uymuyor. Yani. Şunu demek istiyorum. Gelişimizi, yaratılışımızı iktiza eden esmalar ayrıdır. Dönerken geliş istikametimize mazhar olduğumuz esmalar artı kazanımlarımızla geriye dönüş yönünü ve kazanımlarıyla geri dönüyoruz. O esmalar çok farklıdır. Geliş esmalar, gidiş esmalar. Yani tasavvufta miraca yükselme esmaları fenafillah'tır. Onun içerisindeki esmalar inebilmek, hepsi inememiştir. Muhyiddin Arabi inememiştir. Konevi Hazretleri inememiştir. Beyazıt-ı Vestami Hazretleri pek inememiştir. Geylani Hazretleri çıktı çok bocaladı.
bütün evliyaların omuz şey ayağım diyor, bütün evliyaların şeyindedir, zatımın ne yücedir tespit ederim gibi tabirleri inemediği. Ama sonra ustad diyor ki bu diyor belirli şeyden sonra bekabillah mazar oldular, indiler ve eski söylemlerini, konuşmalarını tahsiye ettiler diyor. Gelirken esmalar istidat olarak geliyorlar. Giderken bize kabiliyet olarak evet. Gidiyorlar. Evet, bu esma tarafı ama. Esma tarafı. Şuunatın bir de gelişi var. Evet. Bir de gidişi var. İşte zatın gelişi var. Zatın gelişi var. Bizde zatın gidişi var. İşte bu farklı esmaları barındırdığını anlatmaya çalışıyorum. Yeni yani bu. Yani yeni böyle ortaya bizde manası çıktı. Şimdi Adem yapacağız. O zaman hani anlamlanıyor. Hani cennetten geldik, cennetten daha üst makamlara gideceğiz ya. O zaman bu. İşte, o zaman işte bu formülle oluyor. Oluyor yani. Evet, nasıl yani. Oluyor? Böyle oluyor yani. Evet, yeri göstereyim size. Riyetullah nasıl mazhar olunca? İşte bu yolla. Bu yolla, evet. Bak şimdi sözü göstereyim. Şu benim Adem'le metni yok. Risale'de vesaire yok. Veya İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde şey yok. Okurken aldığım zaten not diyor. Adem hakkında tefekkür ederken aldığım not. Yani her bir cümle bir tuhaftır. Göstereyim size. Bir de bu gösteriyorum. Şu sayfa. Bir de bu. Mesela koca bir gün bugün şunu yazdım en sondakini. Şu parmağım. Yani şey demek istiyorum. Bu işler değişik işler hakikaten. Hasan abi o notları bize de gönderseniz olmaz mı? Olur. Yılda abi bu Ene'de Adem'i sırttan dediniz ya olayla ilgili birkaç şey söyleyebilir misiniz? Girmeyelim. Ha girelim. Afif. Ne hakkında dedin? Ene'de Adem'i sırttan verilmiştir demiştiniz evet. Ya öyle mi anladım ben ya? Evet. Bak şimdi. Ene verilmiş. Vücudu yok ama. Vücudu yok. Mahluk da değil. Mahluk demişsem onu tahsis etme. Ene mahluk değil ama verilmiş. Ene mahluk değil. Mecul ama var ama mahluk değil. Vacip de değil. O Adem-i sırf. Adem-i sırftan olmuş gene. Adem-i mutlak yoktur. Hiçbir şekilde. Yani olmayacaktır da. Ne var orada? Şunu biliyorum ne var. Zatın yani ene'de tayin ve teşahhus var ya. Biz ene yok zaten. Olmayan da bir de tayin ve teşahhus var zatın. Ha, ene olmayan ene Adem-i sırfta. Ene'de Allah'ın tayini ve teşahhusu şualar 9. sayfada. Adem-i sırf. Adem-i sırf kainatta yok. İnsanda var olduğu nastır Risale'de. Çünkü Adem-i mutlakın zulümatı diyor ustad. Mesela psikolojiye doktorum seni ikiniz de doktor. Bu Adem nereye taşıdı biliyor musun bizi? Yani bu çalışıyorum ama. Bir baktım ki mesela şöyle diyeyim. Bir başınızda mutlaka geçmiştir. Yüksek bir bina çıktınız mı? Kuleye. Bir dağa çıktınız mı? Yani önünüz hiçbir şey olmamak şartıyla sıfır böyle çok korkunç ayaklarınız titrediği bir kuyu, bir yüksekliği düşünün. Tamam, ben Tokat'ta böyle Abdullah ile böyle bir şey yaşadık. Tokat şey var, su şey kalesi. Böyle yanına gittiğim zaman çatılar böyle gözüküyordu. Uçak gibi de değil yani. Uçak o zaman insan titriyor ya ayağı. Böyle zat da böyle. Ona bir şey anlatacaktım. Yok etti. Ama bir parçası var. Ona bir şey anlatacaktım bu misalle. Şimdi yukarıdan aşağıya bir adamı atsanız. Direnir değil mi atarken? Sesi kesilir. Niye kesilir? Bağırmadığı için değil.
bizden uzaklaştığı için, dibe doğru gittiği için. Oysa giderken daha fazla bağırıyor. Biraz sonra o kadar aşağıda doğru git ki ses yok. Bu işte kuyu, Adem zulümatı. Ustad oradan diyor ki, oradan gelen zulümat, Adem kuyusundan zulümat. İşte bu inerken dışarıya bizim duyduğumuz feveranın, direnmenin adı psikolojik hastalıklar. Bizdeki ortaya çıkan buhran, bunalım, panik, hayat anlamsız kılan, geçimsiz kılan. Yani sinirsel demiyorum, sinirsel değil. Bu değil. Nedir o? Psikoloji sıkıntılar. Ya. Psikoloji öyle çıkıyor. Hasan abi, o çıkar, o duyulan ses gittikçe azalıyor dediniz ya, psikolojik sıkıntıya eşit söylediniz o zaman. Çeşitlilikleri o. Bir sürü psikoloji. Onu buldum kendisini ama yani psikoloji sıkıntılar o kuyu kafadaymış. Fakat o projede yürüyor. Onun müjdesini vereyim diyorum. O psikoloji sorunlar bir anda nereden çıkıyor? Adem zulümatının tepkisinin bizdeki ifadesidir. Adem zulümatının, Adem zulümatına karşı insanın gardını yani tepkisinin bizdeki tezahürüdür, ifadelenişidir. Şöyle bir soru geldi aklıma. İntihar ediyorlar ya. Acaba intihar edenler Adem'den mi, Adem'i sırftan mı, Adem'i mutlaktan mı? Hangisinden mi? O tabii onlar intihar edecek kadar şey yapmış, basitleşmiş bir insana Adem'i sırf, Adem'i mutlak, onlar hava, öyle bir şey yok. Adem o. Adem. Tabii basit. Adem'i mutlaktan bahseden, ben şöyle diyeyim nasıl olduğunu. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki, bu Adem, demiş, geçen hafta söyledim de söyleyeyim. Adem, Allah Resulü'nün döneminde bir tamamiya, sahabelerde. Sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in ki 300-400 sene sürüyor, 350-400 sene. Tabi'in ve tebe-i tabi'in de tek tüklerde kalacak diyor bu ilim. Tek tük kişilerde. Yine diyor ahir zamanda Mehdi'nin cemaatinde Adem, Allah tekrar onu yüzüstünü vücuda çıkartacak diyor Adem'i. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında diyor. Mektubunu da söyledim size. Bu Adem mevzusunu ahir zamanda Allah Resulü'nden 1000 sene sonra diyor. 400 oradan alırsak şimdi 1000 ekle 1400 şimdi 1400'deyiz. Mehdi'nin şeyinde cemaatinde bunu bahseden insan ancak çok nadir. Benim bildiğim yani böyle ciddi ele alan Mahmud Efendi cemaatinde bir Bayram Hoca'yı biliyorum. Başka bilmiyorum. Yani öyle Adem yokluk diye anlamış. Sırf o adam aralamış, tıntın etmiş. Fark etmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatına aşınası çok olduğu için. Ben de iyi tanıyorum. Bir o var. Başka bilmiyorum. Olsaydı bilirdik. Evet. Muhakimat 119. Psikolojiyi bilin. Yani o çok değişik bir şeye girdim yani. Bu işe çalışırken o da Allah yandan veriyor. Meğer Adem-i sırf, Adem-i sırf ruhta, Adem dimağda, Adem kuyusuna atılırken insanın verdiği tepkinin alem-i şehadetteki sesi bağırmasının adı canım sıkıldı, yaşayamıyor gibi olumsuz psikolojiler bunlar. Vücuda mazhar olamamaktan kaynaklanıyor. Adem vücuda mazal olamamanın alem-i şahadetteki adı psikoloji sorunlar. Ya. Muhakemat 119, saniyin kast ve hikmetini izhar
ve kıraat ettikleri için saniyin delaili zerrattan kat kat ziyadedir. Eğer desen neden herkes aklıyla göremiyor? El cevap, yani Allah madem eşyadan daha açıktır, mesela eşyadan öncedir. Şunu yapan bundan öncedir ve buna benzemez. Bu gözükür, o niye gözükmez? Çünkü bunu yapan muayyen değildir. Düşünceleri belli değil. Yani bunun gibi kavrayamazsın onu. Bir şey kavranabilmesi için haddu hududu belli ol, net olması lazım. Mutlak ve muhit olan bir şeyin hududu olmadığı için onun üzerine bir şekil düşünülemez. Kavranılamaz. Mutlak muhit olduğu için. Şimdi diyor ki buna mukabil, kemal-i zuhurundan. Evet, şiddet-i zuhurundan görülmemek derecesine gelenler vardır. Cirm-i Şems gibi. Mesela Temmuz, Ağustos, gündüz 1'de 2'de şiddet-i zuhurundan güneş gözükmez. Ama niye gözükmüyor? Bakamazsın böyle. Kemal-i zuhurundan. Şeyde, münacatta şiddet-i zuhurundan. Yani külliyatın 10 tane kadar şeyi var ki beşeri düşünüş de olmaz. Bir tanesi budur. Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş olan zat-ı akdes. Bu akılla, felsefeyle, akılla çizilecek, ifade edecek kelam olamaz. Bu mümkün değildir. Dünyada böyle ifade yoktur. Nedir o? Şiddet-i zuhurundan o şeyin gizli olması. Şiddet-i zuhur olacak. Mesela eşeği yapan eşyadan daha açık olacak ama gözükmeyecek. Niçin eşyadan daha açık olacak? Çünkü eşyanın saniyidir. Yani sanatı yapan, bu sanat, bunu yapan bunun cinsinden değildir ve bundan öncedir. Bunun cinsinden değil ve bundan önce ise buna benzemeyecek. O zaman bunda aranan özellikler sanatında da aranmaz. Bu böyle tıkı tıkı yapıyor böyle. Bunun ustası da böyle mi acaba? Denilemez. Denilemez. Bunda ben yaptım diye bundaki sıfatları bende arama. Dağ arkası bende. Bakayım ne demişiz? Aklı burada geçtiği için ben bunu aldım. Aklı. Nakkaş Ezeli'nin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına nazar-ı hikmet nazarıyla bak ve fikre hakikatle sarıl. Ta ki meyle-i aladan gelen selasile-i resail seni alay illiyi İlliyini yakine çıkarsın. Niye göremiyor aklı? Yani niçin akıl eşyanın ustasını, yani sahibini niye göremiyor? Cevaba bak. Kemal-i zuhurunda. Ne demek? Çok nasıl görünmüyor peki? O kadar şiddetli ki. O kadar şiddetli var. Varlığı şiddet-i zuhurundan gizli. Demek çok açık ve kapalı olması değil, İşin püf noktası. Yani gözükmemesi demek çok açık veya kapalı olması işin püf noktası değil. Nedir ya? Çok açık olmak, çok kapalı olmak değil. Bir, hikmet nazarıyla bakılması lazım gözükebilmesi için. İki, fikri hakikate sarılmamaktan görünmüyor. Yani gözükmemesinin sebebi, usta söylüyor, fikri hakikatla ve hikmet nazarıyla bakılamadığı için görünmüyor. Bu iki sıfatın kalitesi kadar akıl görüyor. Mesela ustad bedihi şeyleri yazmadığına ve istihracı esrar ile meşgul ise, mesela diyor ki biz diyor bedihi olan şeyleri nakletmeyle meşgul değiliz. Değil mi? Bedi şeyleri nakletmeyle, onları tekrar anlatmayla meşgul değiliz. Dediği halde neden kabir var, ölüm var diyor. Bedi şey değil mi bu? Niye izah ediyor? İstihracı esrarla meşguluz diyor. Ölümün var olması istihracı esrar mıdır yani? Bilinmeyen bir şey midir? Açık olmayan bir şey midir? El cevap. Evet.
güneş şiddeti zuhurundan gözükmediği gibi ölümün şiddeti zuhurundan ölüm insanlarda yoktur. Bilinmiyor. Çok nadir insan öleceğini bilir. Şiddeti zuhurundan yoktur, gizlenmiştir. Ölüm yoktur. Ölüm vardır, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat mı demesi şiddeti zuhurundan. Başka bir tanesini söyleyeyim, şaşıracaksınız. Şiddeti zuhurundan o kadar varız ki, şu yaşayan insanları komple söylüyorum, İstanbul'da söylüyorum, 25 milyon insan var bugün pazar günü, kaç kişi bugün yaşadığının ve insan olduğunun farkında olacak? Akşama kadar bu parmağımın sayısını geçeceğini zannetmiyorum 10 kişi. Yaşadığının farkında olan ve insan olduğunu fark eden olmayacaktır. Yoktur. Parmak sayın geçmez. Şiddeti zuhurunda nasıl gizli olduğuna örnek verdi. En bedihi, en kesif, en kesin olan ölümün dünyamızda nasıl yok olduğu gibi bizim gibi insanlar diyorum. Yani güya bu işlerle meşgul oluyoruz. Hele bu işlerle hiç bezi olmayan bir insanların ölüm dünyalarında intimat edin bana. Hiç ama hiç yok. Ne kadar kesin? Şiddeti zuhurundan gizlenecek kadar. Ağustos ayının bir saat 1'de şiddeti zuhurundan gizli olan güneş kadar ölüm insanlardan gizlidir. Ne ile görürsünüz? Bir şartla gözükür. Hikmet nazarıyla fikri hakikata sarılırsan gözükür. Bu iki sıfatın kalitesi kadar akıl görüyor. Demek ki aklın çalıyor. Niye göremiyor? Akıl iki zeminde malzemeyle besleniyor. Hikmet, sırrı hakikat. Vukufiyeti kadar akıl aktif. Yoksa zeka. Bugün psikoloji sorun yaşayanlar akılsız değil. Akılsızdır, zekidirler. Zekavetten delirmişler. Yani ben size şöyle bir şey mi söyleyeyim? Şaşıracaksınız, doktorsunuz. Sahanız da vardır ama müsaade edin de benim sahamdakini söyleyeyim. Deli doğanlardan daha fazladır zekavetle deli olanlar. Akıl özürlü doğanlardan fazladır zekavetiyle delirenler. Delirenler daha çoktur. Gidin bakın köye bakın. Delirmiş zekavetiyle. İlmiyle dalalete giden vardır, sadakata giden yoktur. Aynı sır zekavetle buhran geçiren, aklını kaybeden var ama aklıyla gidenin delireni hiç olmaz. Onun için Kur'an yaakilun taakilun efele tefekkerun gibi ifadelerle aklı öne çıkarırken zekaveti akla hizmetçi vermiş. Ehli dalalet ise aklı unuturup hep zeka, dahi insanların dahisi diye zekayı devamlı vurgulamıştır. Bilmeyerek yapmıyor, bilerek yapıyor. İnsan nasıl bozulacağını küreselciler çok iyi biliyor. Küreselciler insanı keşfetmişler, çözmüşler. Ama neyle? Çözen Müslümanların, alimlerin kitaplarıyla. Çözebildikleri kadar ve o çözdükleri kadar insan nasıl bozulur onu işletiyorlar. İnsan aklından istifa, zekavetini öne çıkartarak. Onun için sakın zekiliğiniz, zekavete özel akıl, Allah'ın öne çıkarttığına sarılın. Üniversite diploması akıl gibidir. Ortaokul, lise diploması gibidir zeka. O zaman akıl ne kadar aktif? Eğer hikmet nazarıyla ve sırrı hakikatla besleniyorsa sistem, kafa, aklın öndedir. Bir daha söylüyorum, akıl demiyorum. Şu kafa hikmet nazarıyla, hikmet, yani hikmet derslerini okur, hikmetle hareket eder, hikmetle beslenir, hikmetleri kaydeder, hikmetli sohbetleri dinler, hikmetli derslere katılır, hikmetli eserleri okur, hikmetli insanlarla oturup kalkarsa hikmeti gelişir. Sonra sırrı hakikat, yani esma ile haşır neşir olan, esma yoluyla müsemayı bulursun, o dediğin sözde diyor. Fikri hakikat, hakikati fikrederek,
hikmetle hareket eder. Fikri hakikat. Hakikat esmadır. Esma ile meşgul olup, esmalarla, fikrini esma ile, zekasını hikmete, bir daha, zekasını hikmetle, fikrini hakikatle meşgul olanın bu kökten çıkan ağacın adı akıldır. Akıl. Akıldan ne kadar çıkarsa, ha bu akıl çok tuhafınıza gidecek böyle. Çok ama garibinize gidecek. Hele gafırın şu acebine gidecek. Bu akıl çıkmış, diğer sistemi de aktif etmiş ama bu insanlara dikkat ettim ben. Yapabildiğim kadarıyla. Domates al diye çarşıya göndersen patlıcanla gelir. Ya sana domates al demedik mi ya? Ne fark eder der abi. Domates de patlıcan bitkisel değil midir? Etçi değildir der. Demek istediğimi anladınız mı inceliği? Öyle tilki yollarını insanları aldatayım şey ve bunların arasında bazıları var saf tilik oluyorlar. Hakikaten aldatılabilirler. Bunlar akıllar önde olduğu için kendileri gibi düşünmek zorunda kalmışlar. Karşıdakileri kendileri gibi düşündüklerinden, tilki adam tilkiliği düşünür, ondan tilkidir. Çakal adam çakallığı düşünür, ondan çakaldır. Çakallı düşündüğü için çakaldır. Akıllı insan akıllı düşündüğü için akıllıdır. Ondan onlar aldatılabilir. Ya bu ne kadar saftır, sakın demeyin. Aklı arkadadır. Ne yaparlar? Hırçın değillerdir. Hikmetle düşünür. Fikri hakikatta fikreder. Hakikate der ki akıl öne çıkmış ya. Burayı ile orayı neredeyse eşit görürse fark etmez diyor. Ha burada verecek hakkımı, ha orada verecek. İkisi aynı saatte. Onun için rahattırlar. Ama bizim bu alemi şahadettikilere göre saf tirik adam. Saf adam. Doğru. Buranın safı, oranın akıllısıdır. Yani pek öyle bizim gibi çakal değiller yani bunlar. Böyle tilki değiller. Çünkü niye bir insan çakaldır? Misalde geçen sıfat söylüyorum. İlniye bozulma süreci. Maymun. Değil mi? Maymun. Sonra çakal. Sonra yılan. Sonra ayı, sonra domuz. İnsanın bozulması. Bir insan nasıl bozulabiliyor? Çakallık düşüne düşüne herhalde tavşan olacak hali yok. Kendisi yaptı. Yılanlık yapa yapa. Yılanlık üstad diyor. Yılanlık yapıyorlar diyor. Nasıl olabiliyor? Yüz hakikati benden işittiler diyor. Hasan, ha bu derse katılmadı. Bu derse katılmadı. Üstattan almış. Yüz hakikat dersini almış. Adam hain. Ne nasipsiz bir şey. Hafsalam almıyor. Ondan peki almıyor. Ne işine yarıyor bu laf? Niye söylemiş? Ya Rabbi, Allah'ım senin bu tür esmalarından yine sana sığınıyor. Yüz hakikat dersini işitip de vefasızlık, nankörlük yapan, bu esmanın hangi ademi mertebesi ise, adem mertebesidir. Hastalıklar, musibetler, küfür, isyan, şirk gibi bunlar hep ademidir. Allah'ım bu vücutsuz vücuttan yine senin vücuduna sığınıyor. Nasıl bir vefasızlık, nasıl bir dip insan, çukur insan, alçak demeyeceksin. Alçağın mertebesi vardır, dibin mertebesi yoktur. Onun için Rüştü abi derdi ki, alçağın da bir mertebesi var ama çukur insanın mertebesi yoktur. Çukur, diptir yani. Bunlar çukur. Nasıl bir vefasızlık? Yüz hakikati dinleyecek ustadan, benden işittiler diyor. Kitaptan okudu da demiyor. Hasede altını çiziyor değil mi Ali? Yüz hakikati benden işittikleri halde bunu yaptı diyor. Vefasızlık yaptı. Ustadın haşir risalesini zındıklara götürerek Said Nursi bak bunları yazıyor diyor. İhbar ediyor. Böyle insanlığı ben ömrümde gördüm. Benim bu ceyran eden hadisemde mahkeme günümü bekliyordum. Onun adı kaçmak olarak ifade ediliyordu. Oysa neyi kaçıyorsun? Üzerimde ehliyet var, üzerimde kimlik var ve ehliyet ve kimlikte GPS var.
Yeni kimlik. Yeni kimliklerde GPS'iniz var. Diyor ki, adam diyor odadan odayı değiştirmesini de görüyorum diyor. Ehliyet kimlik bende ya, ne kaçmasın. Ha mahkeme günümü bekliyor. Bu süreçte adam tasavvuf kitabı yazıyor piyasada. Kendisi çıplak. Nisa tayfesinden çıplak. Ondan sonra kitabından bizim Şeceli Filkat'tan alıyor ama kaynak yazıyor. Yalan yok. Risale'den aldığını yazıyor vesaire yazıyor. Bu kadar yer yer yazı yazıyor. Cevaplar vermişim, zaman ayırmışım. Yardım etmişim. Ondan sonra epey anlamasına mevzuya şey yapmışım. Fakat o süreçte yazı yazıyor ve sesli video yapıyor. Hasan Akar'ı bulunduğu yerde ihbar etmek bu hepinizin boynunun borcudur diyor. Bu nasıl yapar dediğim zaman ustad diyor ki benden ders alasan ne? 100 hakikat dersin benden işitip 100. Senden 100 tane mi aldı? Bu alçaklığı yapmış. Nasıl oluyor ustadım? Ustad da diyor ki Resulullah ya. Resulullah sahabesinin yanında. Öğle namazı kılıyor. Sabah kılmıyor. İkindi kılıyor Resulullah ile. Arkasında cemaat. Resulullah'ın sesini duyuyor. İkindiyi kılıyor. Akşamı kılıyor. Mucize görüyor. Onun mucizesiyle yediği yemeği yiyor. Gene münafık. Anlayamıyorum yani. Bu nasıl bir... Anlayamazsın tabii. Çünkü Adem'i mutlak kaynağı olamadın ki. Bu nasıl bir şey? İnsanda bu mertebe var işte. Peki ne yapmamız lazım? Allah'a sığınmak gerekiyor. Ondan ona gene. Ondan gelene gene ona. Esmasının bu mertebesiz mertebesinden, Adem'i mertebelerinden... Vücuduna, vücut mertebelerine sığınırım. Bu hangi esmanın ademi ise, mertebesi ise Allah'ım zatını şifatçı yapıyorum. Zatından istiyorum. Rabbimin idasıyla Allah'lık hakikatinden istiyorum. Bir daha. Herkes cennette Rabbini görecek, Allah'ı görmeyecek. Rabbimin idasıyla Allah'lığına hitap ediyor. Allah'ım sana sığınırım. Bu tür şeyler. Bizi ve bizi sevenleri, ehl-i imanı ve nur talebelerini muhafaza eyle. Bu hainlikten. Hasan abi bir cümle araya gelebilir miyim? Evet Şimdi Şadi hocamla beraber Arapça dersindeyken Yahudilerden bahsediliyordu. Yahudilerin korkak bir millet olduğunu söyledi. Çok korkak dedi. Ben de şöyle dedim. Hocam dedim. Hakikaten insan korktuğu zaman ne yapar? Mesela dışarıdan gelecek biri var. Ve içeride biz de ondan korkuyoruz. Korkunca ne yaparsın? Kapının arkasına sıkmalısın ve sinsilik düşünürsün. Bunlar dedim bu tarz böyle sinsilik düşüne düşüne sinsi insan oldular dedim. Hakikaten çok güzel tespit etmişsin Yahudileri dedi. Demek ki birçok şeyin altında korkaklık yatıyor Hasan abi ya. Cesur olmak lazım. Dün akşam buradaydım. Ben İstanbul'da şimdi şu an. Yok biz değil buradaydı misafirimdi. Öyle mi maşallah? Akşam ben de telefonla görüştüm. Evet bizdeydi. Bendeydi. Bizim dersin devamını çekiyor. İnşallah YouTube'a da yükleyecek onu. İnşallah. Dün akşam buradaydı ve bazı şeyleri mutala ettik. Hoş olmuş. Çok şükür. Onu bilesiniz böyle. Dışarıda gözüktüğü gibi değil. Hakikaten kenetliyiz yani. Çok şükür. Mustafa kardeşim, kahramanla, Şener abiyle vesaire. Akgündüz'le zaten devam. Böyle. Çok şükür. Bu Şadi Hoca da burada. Çok şükür. İstanbul'a gelince mutlaka geliyor. Korkuyor insan ya. İnsan korkuyor ya. Bu nasıl oluyor dedim. Ustad dedi ki benden cevabını al dedi. Ustadım senin yüz hakikatini dinleyeyim nasıl oluyor? Resulullah'tan ders al dedi. Rabbime soruyoruz. Ya Allah'ım bu nasıl bir şey? Adem mertebeleri diyor. Adem. Adem'i anlamak için olmuş. Peki nasıl oluyor diyor. 538 sözlerde diyor ki insanın efkarları, duyguları envar-ı marifeti getirdiği zaman içeriye, içeride onu onaylayacak, tasdik edecek musaddik bir şey bulamadıklarından gelen hikmet ve hakikat abesiyet-i mutlakaya inkılap ediyor diyor. 538 sözlerde. İçeride bir şey yok yani. Giriyor bir şey yok. Ya Allah Resulü parmağından suyu içeceksin mucize olarak.
tağımına mucize, mucize tağımında yemek yiyeceksin. Arkasına namaz kılacaksın. Ahlakını göreceksin. Senelerce kusur arayacaksın. Yani Allah Resulü'nün bazı kafirler der ya, nereden biliyoruz Resulullah'ta kusur olmadığını? Münafıklar gece gündüz yanında kusur arıyor, serişte etmek için. Bulamayacak. Bu adam hala münafık oldu. Ona şükret lan Emre sen. Müslüman oldu. Çok şükür. İlk önce ömrünü vermiş adam Resulullah'ta kusur bulmak için. Ömrünü vermiş ya. Bazı insanlar üretkendir. Üretiyor. Bazı tüketiyor. Hizmette de böyle. Devam ediyorum. Demek ki şiddeti zuhurundan bir şey gözükebilmesi için hikmet nazarıyla fikret şey hikmet nazarıyla veya zekavetiyle nazar ustad nazar diyor. Hikmet nazarıyla bir unutmayın. Onu yazayım. Fikri hakikatla akıl ortaya çıkar. Ben şöyle çevireyim size de. Şöyle yapayım. İnşallah bir kamera, ne ayağı bir kamera alacağız. Bilgisayara USB takılıyor. Şöyle ufak şey söyledi Behçet. Koyduğun zaman bilgisayarı çevirmeyeceğim böyle. İnşallah canlı yayın onu böyle çevireceğim. İnşallah bu hafta alırız onu. Şimdi akıl nasıl neşenema bulur? Şöyle diyor. Yani şiddeti zuhurundan bir şey niye gözükmez? Ne zaman gözükür? Ha bu arada Gafur dinliyor musun beni? Yeni gelmiş demek ki yok orada. Hikmet nazarıyla fikri hakikatla hikmet nazarıyla diyor. Üstad Sarih bu. Muhakimat 119. Siz de görüyorsunuz değil mi abi? Hikmet nazarıyla bakarsan fikir, hakikat, hakikat fikir, muhata, hakikat neydi? Esma ilahiye. Hikmet Allah'ın hakim ismi. Nereden tanıyoruz bu hikmet, hakim ismini? Kaçıncı mektuptaydı? Vedud. Vedud ismine mazhar bir kısım evliyalar, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar oluyorlar. Öyle değil miydi? Vacibül vücuda bakıyorlar. Bakıyorlar. 39. sayfa mı, 19. sayfa mı? Mektubat. 19 galiba. Hasan abicim, özür dilerim. Ben buradayım, duydum, cevap veremedim. Bir de o bahsettiğiniz herhalde 4. mektuptan bahsediyorsunuz herhalde değil mi? Evet, 4. bir de şunu söyleyeceğim sana. Bak şu var ya, şu tüp. Şu. İçlerindekiler abi. He. Kırmızı ve yeşil yok. Biz bulamadık. Tamam abi. Nereden aldınsa. Tamam abi inşallah bu hafta Allah'ın izniyle inşallah. Başka seni buraya getiremem de onda. İnşallah. Hikmet hakim ismine bakıyor. Bak Vedud ismine mazar bir kısım evliyalar mevcudatın aynalarıyla vacip vücuda bakıyorlar. Tamam abiler? Vedud. Hiç ender hiç olan şu kardeşiniz diyor. Hakim. A çekmiyor. Bakın, A çekse hükmeden yani farklılıkları ile beraber hepsine hakim olan demek. A çekmiyor. Hakim, hikmet. Bir de hangi isim? İsmi? Rahim. Rahim. Rahim ismine mazar. Zat. Ondan sonra diyor ki, iyi dinleyin, kaçış rampasını anlatıyorum size. Üstad birçok anlatırdı, bunu nasıl tespit etmiş? Allah razı olsun, bize öğretti, ben de size hatırlatıyorum. Öğretmiyorum, naklediyorum. Şimdi, kaçış rampası var Üstad'ın dedi. Üstad abi dedim, kaçış rampası benim bildiğim, kamyonlar bir şeyden inerken Samsun'a, İzmir'e inerken, fren patlar diye
Devlet rampa yapmış böyle. Fren bitti. Ne yapacaksın? Şu kadar yükseklikte yarım metre çakıl koymuş ama hemen sağda kaçış. Ustadın da kaçış rampası vardı böyle, viraj alıyor diyor. Dese olmaz, demese hiç olmaz. Kaçış rampası neymiş? İsmi Vedud. Nazar olan evliya, bir isim. Vedud. Mevcudatın şu kiraz ağacı ve elle şu mevcudatın aynalarıyla vacibül pencereleriyle bunlar pencereymiş. Vacibül vücuda bakıyorlar. Buraya kafanıza koyun. Mevcudatın pencereleriyle. Mevcudat pencereymiş. Var ince böyle bir zar gibi. Nereye bakıyorlar? Vacibül vücuda. Ya kardeşim mevcudat pencere ise oradan Allah seyrediyorsa ay Mirat-ı Muhammed'den Allah gözükmez mi? Kiraza mı benziyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Aynedir bu alem, her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür der. Vedud ismine mazar olanlar mevcudatı pencere yapmış. Peygamberi değil. Vacibül vücudu seyrediyorlar. Tamam, bunu anladık. Tamam. Bu silsile neye götürmesi lazım? Bu, bu ise. Bu da, bu da olacaktı. Ama bu, bunu doğurdu. Bu da diyor, doğurmasını söylemiyor, rampa yapıyor böyle. Nasıl yapıyor? Vedud ismine mazar olan bir kısım evliyalar diyor. Mevcudatın pencereni vacib vücuda bakıyorlar. Bakıyor. Bakıyor da aleminde ortaya çıkmamış. Bakıyor. Bakıyor. Hiç ender hiç anlar şu kardeşiniz diyor. Bu Kur'an'la muhatap olduğum anda diyor. İsmi Hakim, ismi Rahime. Mazar olmuş. Tamam. Vedud'a benzemiyor bunlar. Evet, benzemiyor. Ki hikmet değil Vedud ismi. Muhabbet. Hiç ender hiç olan şu kardeşiniz ismi Hakim ve ismi Rahime. Mazariyette orada neydi? Vacibül vücuda bakıyordu. Sen ne yapıyorsun peki? Yazsana. Mazar olan kardeşiniz, tamam sonucu söyle. Bütün sözler diyor ona, ona aynı adı. Mazhariyetin cilveleridir. He? Mazhariyetin cilveleridir. Ne peki? Sonucu ne söylemedin? O sonuç neydi? Mevcudatı pencere yapıyorlar. Bu nedir? Hiçbir, bütün o külliyat, o mazhariyetin cilveli. Tamam da sonucu söyle. Bu viraj atma. Bir de şey de alıyor viraj. 18. mektubun misalinde güneş şiddeti zuhrundan Allah bir anda her yerde nasıl farklı bak bir iş yapıyor. Orada örnek veriyor. Güneş misalini veriyor. Sonra aynen bunun gibi diyor. Tamam mı? Allah da böyle. Ama orada sonuç yok. Viraj atma. Peki bu vacibül vücuda mevcudat pencereleri bakıyorlar. Risale-i Nur'a muhatap olan sadık talebelerine de vacibül vücuda bakma değil, vacibül vücudu taayyum ve teşahhus ettiriyorlar. Benim anladığım oradan. Çıkarımımı söylüyor. Hani bakmak değil, taayyum ve teşahhus oluyor. Ama burayı bir daha mı diyeyim? Yani bir daha. İsmi Vedud'a mazhar olan bir kısım evliyalar mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyor, bakıyor. Oraya bakıyor. Oraya bakıyor. Ama ismi Hakim, Hakim içiyor ve Rahim ismine mazhar olan Risale-i Nur ve onun sadık talebeleri vacibül vücuda neyle? Hikmet nazarıyla bakıyorlar. Fikri hakikatta sarılıp akılları vasıtasıyla vahye muhatap olup aleminlerinde, enelerinde, mecullerinde veya sır-ı insan yönlerinde vacibül vücud taayyum ve teşahhusa mazhar oluyorlar. Taayyum ve teşahhus ediyor. Bakma başka. Taayyum ve teşahhus. Nereden anlayacağız? Onlar hikmet nazarıyla bakarlar. Fikri hakikatla düşünürler, sarılırlar. Olunca ne olur? Akıl vahye muhatap olur. Vahiy nedir? Allah'ın konuşmasıdır. Vahiyin içerisinde iki ana, bu benim fikrim değil, ilmi kelam alimlerin sözüdür. İmam-ı Rabbani Hazretleri de zikreder. Kelam-ı ilahide iki sıfat var. Kelam-ı nefsi, kelam-ı lafzi. Yani Kur'an'ın böyle okunması ve insanda uyanması
kelamı lafsidir. Ama kelamı nefsi Allah tayin ve teşahhus ediyor okuyanda o mertebe. Allah'ın nefsi, yani ne deriz ya, nefis derken nefsim var değil, ben. Bazen külliyatta ben nefis olarak insan, insan olarakın, mesela namaz kılmayan nefsine zulmetti diyor Mevlid Sase. O nefs emari değil yani. Nefis insan demektir. Allah'ın da kelamında Allah iki şekilde var. Bir, kelam-ı lafzi insanı inşa eder, mana. Bir de kelam-ı nefsi var. Allah'ın. Allah'ın kendisi. Kelam-ı nefsi. Onun için ayet yerden lef-i mahfuz'a kadar, çünkü lef-i mahfuz'dan peyderpey Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a indirilmiş Cebrail aleyhisselam, bu ayettir. Ama sıfat-ı subutiyeden, kelam sıfatından lef-i mahfuz'a ise kelam-ı ilahidir. Oraya kelam-ı nefsi. Lef-i mahfuz'dan alem-i şehadete kelam-ı lafsi. Ki ayet. Gelelim bizim konuya. Hiç ender hiç olan kardeşinizi külliyatı söylemedi ki sensin. Hiç ender hiç olan kardeşiniz. Kur'an'a aynı olan Risale-i Nur demedi ki sensin. Sen söyledin ki hiç ender hiç olan kardeşin Kur'an'la muhatabetsiz zamanında ismi hakim ve ismi mazhar olduğu zaman o cilvelerin mazarıdırlar külliyat diyor. Tamam? Ama sen kendine bahsediyordun. Sonuç. O zaman Risale-i Nur mazarı hakim ve mazarı rahim ismine mazar. Aynı zamanda Nur ismine mazar, Hay ismine mazar. Onun sadık talebelerinde de sırr-ı insaniye, inkışafı nispetinde Cenab-ı Hakk'ın zatı taayyum ve teşahhus ediyor. Zübeyir diyor ki taayyum ve teşahhus ne demek? O lugatı yoktur. O tabir olur. Bazı lugatlar verirseniz unutmayın bunu. Bazı kelimelerin lugatı kapatır. Lugat verilmemesi gerekiyor. Ne yapacağız abi? O tabirdir o. Tabirin çok. Taayyum ve teşahhus o cinstendir. Dokuzuncu sayfa şu alarda. Allah sıfatları insanda taayyum ve teşahhus ediyor. Lugat verirsiniz, kapatırsınız. Tabir verirsiniz, açarsınız. Tabirdir o. Lugati değil. Bu derslere muhatap etmiş. Ne kadar şükretsek daha azdır. Yani şu anda nedir biliyor musun? Şu anda beşeriyetten çıkıp onun için huzur var. Beşeriyetten çıkmasan huzur olmaz. Şu anda Adem'den sıyrılıp vücuda geçtiğimiz için bu var. Ustad kendisi sari söylüyor. Vücuttan sıyrılıp, vücuttan uzaklaşınca Adem'e yakın oluyorsun. O zaman da şöyle olur. Her şey batar, her şey dokunur, her şey incitir. Ustad diyor incitir. Her şey rahatsız eder. Memnuniyetsizlik, hırçın, doyumsuz, memnun olamazsın. Büyüklerde değil ha, çocukta bile. Hırçın, doyumsuz, memnuniyetsiz bir çocuk. Dayanamazsın. Yapamazsın. Memnuniyetsiz bir nesil. Peki nasıl olur çocukta Adem? Adem nasıl inkişaf etti böyle oldu? Babalarından, cemiyetten sirayet etmiş. Nasıl sirayet eder ya? Sigara içersen çocuğun yanında sinmez mi? Siner. Çocuk büyük, kadın erken fark etmez. Yapsan uyku sirayet ettiği bu cinsten ya. Bu memnuniyetsiz anne babadan sirayet ediyor. Memnuniyetsiz. O çocuk nasıl çıktı öyle? Memnuniyetsiz, kanaatsız. Nasıl anlarız? Hep böyle yok. Evde konuşuluyorsa. Yok, aç. Yok, yok. Yok, memnuniyetsiz. O çocuk ne olacak? Mesela ben rahmetli anamdan duyardım. Babayı az gördük çünkü çalışıyordu. Yani ne kadar şükrederdi ya. Onun ağzıma dolanmış. Çok şükür. Bilirsiniz. Benim ağzıma dolanan şey annemin sözü. Çok şükür. Ondan sonra elini orakla kesti. O tip içme orak. Çok şükür ki kemiğime gelmedi. Kemiğe gelse çok şükür ki parmağım kopmadı. Ya buna şükür mü? Anlayamadık. Oğlum çok şükür. Ne elini kestim biliyor musun? Bildiğim o. Oraya kesiyor. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür bugün de toprağın üstündeyiz. Çok şükür sofrada der. Bugün de sabah kahvaltıdayız. Çok şükür, çok şükür. Çocukken şimdi atamam ben. Yani bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Memnuniyetsiz, doyumsuz, hırçın, kanaatsız,
israf, musrif bir anne babadan farklı bir çocuk sirayet etmez. Ediyorsa da ediyordur, seninle alakası yok, artık onun tabiatıdır diyeceğiz. Evet. Allah'a şükür olsun. O şey, web kamerası varmış. Onu koyacağız. UPS Ali. Bilgisayarın üzerine konuluyormuş. Behçet anlattı da. Keşke onu da canlı yayına alsaydık. Behçet'in telefonu varsa onu canlı yayına, o da enfusçidir. Demek ki zekavetten, fikirden, dehadan, yani aklın sıfatlarından sıyrılıp akıl sahibi nasıl olur insan? Hikmet nazarıyla fikri hakikatle bakınca akıl inkişaf ediyor. Mesela ustad bedi şeyleri yazmadığına ve istihrac-ı esrar ile meşgul ise neden kabir var, ölüm var diye bedi şeyleri izhar ediyor. Aslında sana, bana bedihi yoksa ölüm, kabir insanların aleminden çıkmış ve anlamsız hale geldiği için emniyetli mevzulardan değil, kabul edilmiş. Emniyetli mevzulardan değilmiş, kabul edilmiş. İnsanlık dünyasında şiddeti zuhurundan gizlenen kabirdir. Başka? Şiddeti zuhurundan gizlenmiş, yaşadığı halde yaşadığının farkında değildir. Başka? Şiddeti zuhurundan nimetlerle donatıldı. Her taraf nimetlerle donatıldı. Bugün bakın, Allah'ını seversen, yani istediğin zeytin yok muydu? Gidip temelliğinden almamışsındır. Hani yokluktan yok değil. Varlıktan yokluk. Yani insan vallahi utanıyor ya sofraya bakınca. Şimdi şiddeti zuhurundan diye anlatıyorum. Hayat perestlik o kadar şiddet etmiş ki ölüm yok olmuş. O kadar nefis hariçte yaşıyoruz ki bizi yok etmiş. O kadar küfrani nimet ve israf var ki nimetin kadri yok olmuş. Yemeği yiyor, artanı çöpe döküyor. Ama ya. Hikmet ve fikir de aklın sıfatlarından olduğu halde, hikmet de, fikir de aklın sıfatları, ama bunu kullanırsan aklı besliyormuş. Zekayı çok kullanırsanız aklı köle ediyormuş. Hasan abi, zeka akıldan tamamen ayrı mı? Ayrı değil, sıfatı. Mesela senin merhametin senden ayrı mı? Şey olarak... Bir daha ben sana söyleyeyim. Şefkat var mı sende? Sen kimsin ki sende şefkat var? Sen kimsen, ona akıl de, şefkat da senin zekan de. Senin sıfatın. Babanın arabası var mı? O akıl. Rengi var mı? O zeka. Sıfat ya. Sıfat mevsufuna bağlı. Yani içindeki işletim sistemi. Bilgisayar benim şu. Akılla benziyor. Bir sürü programlar var. O da zeka. Deha, hüşyar, muhakeme, muhakkik, mudakik gibi sıfatlar içerisi. Şeyden geldi aklıma da Hasan abi. Hayal aklın meyvesi ya. Yani zeka da aklın meyvesi gibi. Yok, hayal aklın meyvesi değil. Hayal tahayyüldür. Tabii sen eski dersler. Tahayyül ayrı, hayal etmek ayrı, düşünmek ayrı, akıl ayrı. Onlar ayrı, bunun dışında sistem. Ama akıl onu kullanır. Hayali kullanır, düşünceyi de kullanır. Akıl çok sultandır. Akli sultani yukarıdadır. Akıl başka bir şey. Hayal gibi de değil. Çünkü hayali olmayan var. Ben böyle bir adam rastladım Almanya'da bir ömründe. Hayal et diyorum. Mesela bana bak diyorum. Böyle birisi var. Tamam abi, gözünü kapat dedim. Şimdi beni hayal edemez misiniz? Ben biraz önce baktım. Erdinç, bana baktın mı abi? Abi lütfen benim dediğimi yap. Gözü kapa. Beni hayal et. Yok muyum orada? Bunu yapabiliyor işte. Şükredesiniz diye söyledim. Hayal hiç çalışmıyor. Sistem çalışmıyor. Peki unutkanlık çoğaldı mı diye? Hepinizde, bende de var. Çok üzülüyordum. Ondan sonra ustad da diyor ki, nisyan dahi bir nimettir. Birisi beni söyledi, beni ikaz etti. Dedi ki, geçmişindekileri ve hadiseleri en çok insan müsbeti mi hatırlar, şeytan getirir, menfi mi?
menfi. Acaba o geçmişten hep hatırlasaydın şimdi bu huzur olur mu? Onun için şükret, iyi ki hatırlamıyorsun. Öyle ustad sonra baktım ki ustad zaten diyormuş ama biz demek ki kavrayamamışız. Nisyan dahi bir nimettir. Ve baktım ki hapisten önceki olumsuzlukların yüzde neredeyse 95'ini unuttum. Adamı da unuttum. Bazen Ömer'e de söylüyorum. Ömer, buna böyle yaptım ama herhalde yanlış oldu galiba. Buna davranmamız. Abi tabii. Ya asker hapisten önce ve hapis döneminde ben buna böyleydi değil mi dedim. He he diyor. Bu böyle böyle olmuştu. Ha, yeniden kuruyorum dünyayı. Ama işin tuhaf tarafı müsbette unutulmadı. Nadir abi ilacı verelim sana da. Nadir abi he. Nadir abi ne azayim. Ama külliyatın neresinde ne şey, ne mana. Rüştü abi şey yaptı. Bak bu köprüden geçerken bozuk para veriyorduk. Gişe vardı. O anda ben bir şey söylüyordum. Tam gişeden geçerken onları hatırlıyorum. Rüştü abi aynı gişeden para verirken Ahmet Özer'den şey veriyordu. Şoför bozuk para veriyordu. Adam da kızıyordu. Ya bu kadar bozuk parayı ben şimdi nasıl sayacağım? Niye yok muydu diyor. O gişeler para veriyor. O anda Rüştü abiye şunu soruyordum. Lef-i Mahfuz'daki her şey vücuda geliyor. Orada hiç her köprüden geçerken 15 Temmuz köprüsünden geçen mutlaka onu hatırlıyorum. Yani ben bunlar detayda siz hayatınızda görün şükredersiniz diye anlatıyorum. Bir bilgi içinde mi? Ama menfilerin çoğusunu hatırlamıyorum. Allah'ım ya Rabbi ne nimetmiş de anlamamışım. Şimdi burayı bitirdik. Şimdi geçiyoruz muhakemat 121. Yani bunları tek tek cümleyle ifade edecektim doktor Süleyman. Ama kıyamadım. Yani şu okuduğum yeri hikmet nazarıyla, fikri hakikatla akıl vahye muhatap oluyormuş. O zaman akıl akıl oluyormuş. Akıl akıl olunca da ne oluyor sonra? Artık taayyum ve teşahhus başlıyor. Öyle daha güzel olur. Daha güzel. Evet. Yani acele etmeyeyim dedim. Yoksa bir cümleyle gidecek. Şimdi mahkemat 121. Cehli mürekkebi intaç, netice verme, doğurma manasına geliyor. Cehli mürekkep intihaç. Cehli mürekkep neydi abiler? Bilmediğinde bilmiyor. Bilmez. Bak şimdi bir ilimden bahsedeceğim ama en büyük ilim. Gazali'den söyleyeceğim rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine mazhar eylesin. Bizi affetsin. Bazen Gazali söylüyorum. Sanki asker arkadaşım ama affetsin yani. Öyle. Diyor ki sen bir şey bildin diyor. Tamam Zübeyir bizim lisana çeviriyor. Bir şey bildin. Onun kemalatı nedir yani? Bilmenin kazanımı nedir? Bu bilgi sana ne kazandırdı? Bilmediklerimi bildim. Bildiklerimle bilmediğim sonsuz ilimleri bildim. Heh. Bu ilim cehaletini sana öğretti. Cehaletini öğretmeyen ilimden Allah'ım sana sığınırım diye cümle yazdım. Nasıl bir cehalet? Öyle bir cahilim ki, dev gibi sonsuz cahilim, neyle bildim? İlimle bildim. Cahil olduğumu ilimle bildim. Cahil olduğunu bilmeyen ilime cehli mürekkep. Bunu nereye benzetiyor Kur'an? İlmin sebebi olan kitap yüklü eşeğe. Bu kişilerin konuşması nedir? Bilmediğini bilmeyen veya okuduğunu kendisine yaşatmayan, gene Kur'an söylüyor alttaki ayette, seslerin en fenası domuz sesidir, çakal sesidir. Hangi sestir? Hafızlar, seslerin en fenası eşek sesidir. Sonra o eşek sesi niye fena olsun? Meğer anırması bilmezsiniz. Biyolojik bir özelliği var. Üstünde kitap yüklü ilim ama anırmasıyla başka şey istiyor. Bu sırtındaki yükle bağırmaması gerekiyor. Onun bağırması uşkurluktur. Ölçüyor. Yani acayip bir manası o. 7 manası var. Hiç merak ettim ya niye eşeğin sesi fena ses? Bağırarak böyle bir şeyi talep etmek eşeğe mahsus. Şimdi çok tuhaf değil mi dünya? Zübeyir.
Çok tuhaf. Şeyin anılması bile çok tuhaf oldu değil mi şimdi? Yani hakikaten bir şey bilmiyormuşuz ya. Neyle bildik? Şu andaki bilgiyle bildik. Şu anda bilginin meyvesine vay bilmiyorum. Ha, bilmiyorum ilim ile olur. Gördün mü? O zaman ilmin sonucu ne bizde? Cehaletimin bilmek. Cehli mürekkebi intaç eden, nazar-ı sati tevlid eden, yani nazar-ı sati şu, şu kiraz var ya, burada sırf kirazı görmek, orada Esma'yı görmemek. Niçin oluyor? Ülfetmiş. Yani bilmediğini bilmemek, gördüğün bir şeyde Allah'ı görmemek ülfetmiş. Ülfet nedir ülfet? Cehli mürekkebi, nazar-ı sati doğuran, yani bildiğini zannetmek. Baka baka, dinleye dinle. Onun için Risale-i Nur değil, Kur'an bile, Ustad diyor ki, mektubatta diyor, 26. mektupta, Kur'an'a zahirde baktım meal itibariyle, bende ülfet oldu diyor, korkmuş. Usanma oldu diyor. Ama bir tarafım vardı ki diyor, o usanmıyordu. O ünsiyet. Onun için Allah'ım ülfetimi le, ülfetimi kaldır, ünsiyetimi ne, ünsiyetimi çoğalt. Ünsiyet yakınlık hissetmek, devamlı ruhunu beslemek. Onun için zahir kim olursa olsun, Kur'an'a bile, Risale-i Nur'a bile ülfet olur. Eşine, aşına, işine, baklavana, böreğine ülfet olur. Ancak onunla arkasındaki Allah'ın rahmetini, şefkatini, seni bilmesini, sana iltifatını görürsen o ülfet ünsiyete döner. Seni besler devamlı. Demek ki bir daha söylüyorum. Cehli mürekkebi intac eden, nazar-ı sati tevlid eden ülfet, tecrid-i nazar etsen, yani tecrid-i nazar şu, nazarını bundan çeksen, ülfetten çeksen mesela. Kiraz, şu anda kiraz yok. Ama her derste konu oluyor. Şimdi bunu görünce eğer bu kirazını değil de vay be bunun projesini, mimarlığını, bunu Allah var iken bu yoktu, nereden hatırına geldi? Beni en çok etkileyenlerden zamanı, mekanı, bak zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, örneksiz, misalsız, macilesiz, modelsiz, misali bir örneği yok. İlk ve son yapan, haşa. Nasıl hatırına geldi böyle bir kiraz yapmayı? Nasıl bir ağaç hatırına gelir ya? Şekil hiç yokken vardı Allah, şekli yok. Mesela şu Zübeyir, senin kafan herkese göz, kulak aynı yere koyacak. Herkesin siması farklı. Allah nasıl hatırına geliyor? Bu böyle bakarsan ülfet ünsiyete dönmüş. Bu tefekkür işte. Tefekkürü nasıl öğrenirim, alışırım diyen kardeşlerime de gönderme yapıyorum. Tefekkür Ayet-i Kübre'yi düşüne düşüne okumak. Tefekkür ede demeyeceğim. Zaten tefekkürü bilmiyorsun öğrenmek için. Mesela biraz önce verdiğim misal Ayet-i Kübra'dan söylüyorum. Bir damla sudan insanın yaratılmasına ait Erhami. Oradaki şey söylüyorum. Nedir o? Orada geçiyor. Fatih-i Zülcelal. Bir damla su diyor ki maddesiz, mukayesesiz, takdesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, zamansız, zeminsiz, modelsiz, ilk ve son yapan, en son şekliyle yapan Allah, böyle düşündüğünüz zaman bunun adı tefekkür. Tefekkür bu yöntem. Cevap nedir? Tefekküre verilen cevap nedir? Huzur. Tefekkür ve sonucu olan huzurda asla psikoloji sorunu olmaz. Pan zehir gibidir. Tefekküre alışanların asla psikoloji sorunları olmaz. Psikoloji sorunu düşüncede varlığını gösteriyor. Takıldın oraya. O yüzden mi ibadetten daha hayırlı? O yüzden mi ibadetten daha hayırlı? Harika. Tefekkürün saatin hayrı min ibadin senetin. 1000 sene nafile ibadette farz değil. Daha üstündür bir saat tefekkür. O abi bir saat tefekkür kim muvaffak oldu? 10 saniye bugün. Bir hafta önce 2 dakika. Böyle hayatında
tefekkür anlarını topla, bir saat varsa hayat defterine seni 1000 sene nafile ibadet yapmış olacaksın. Emirdağ'ın da söylüyor bunu. Tefekkürün saatin hayrı min ibadet senin. Ne güzel diye. Allah'tan o kadar ümitliyiz ki. Oh. Teris olacağız inanın vallahi. Yemin ederim. Gayrimüteşri Osmanlıca'dan çevrilmiş ya. Gördüğünüz zaman anlatmıştım. Nur talebelerinin teris olacağını kesin söylüyor. Göndermiştim size. Tefekküre evham, vesvese herhangi bir şey giremez. Giremiyor. Zaten giremediği için tefekkürdesin. Girse zaten tefekkür yapamazsın. Mesela kafaya taktım seni. Veya hastalığı taktım, korona. Mesela şu huzuru, ya aranızda bir tanesi koronadır desem şimdi. Hangisinden korona? İki ders okuyorum. Hangisinden korona? Şu mu korona? Hani tereddüt diye anlatmak için, şüphe anlatmak için almak yani. Ben tefekkür yapabilir miyim? Değil ben size böyle zan. Yani böyle farklı bir şey yapılınca zannediyor ki hassasiyeti mi? Arkadaşlar, acayip bir halet oluyor. Anlatamıyorum size. Böyle bir huzur oluyor böyle. Avcı durumuna geçiyorsun. O manaları tam kavramaya bırak. Oradan bir tanesi bir şey yapıyor. Tak diye indiriyor seni aşağıya. Onu indirmenin şiddetinin cezasını çekiyorsun. Hiddet alma. Ama çocuk yapıyor mesela. Hiç ilgimi çekmiyor. Masum mu? Acayip bir şey. Şimdi okuyayım. Tefekkürle ismi Hakim ve ismi Rahime, evet, mazhar oluyor. Çünkü bakın. Allah'a iman ettik. Burada işe yarıyor. İman burada işe yarıyor. Sonuçtur ahirette. Çünkü kafir de orada Allah'a iman edecek. Başka şansı yok çünkü ya. Tefekkür, dina ve kalp sistemini beraber kullanmak. Adıdır. Adıdır. Evet. Düşünce sadece dima kullanıyor. Sadece dima kullanıyoruz. Onun için kafirde tefekkür yoktur. Kalp yok ki onda. Hatem Allahu ala kulubi ma ala semi'i ve ebsari. Kafirde kalp olmadığı için, hatmedildiği için dima çalışıyor. Sırf dima çalışırsa düşüncedir. Dima kalple çalışırsa akıl ve ilimdir. Tefekkürdür yani. Tefekkür, akıl ve kalp bütünlüğüdür. Ahirete iman ettik. Karımız ne peki? Şu anda onunla besleniyoruz. Şu andaki bu huzur Allah'tan değil mi? İman ettiğimizden besleniyoruz. Çocuk anası Nemer gibi biz de Esma ile emiyoruz. Şu anda nedir o? Var mı cevap? Aha huzur. Huzur neydi? Ben şu anda huzurluyum, mutluyum. Hiçbir şey hatırımda yok. İşte o tefekkür işte. Tefekkür sebep oluyor. Sonuç değil tefekkür. Süreçtir. Sonuç huzur. İstiyorsan tefekküre alış. Kesinlikle alışacaksın. Bunu Furkan yapar. Bunu tefekkür soruyorlar. Nasıl yapılacak? Ayet-i Kübre'yi düşüne düşüne. Yani yaza yaza. Kafayı kaldırıp düşünürsen tefekküre geçiyorsun. Tefekkür olunca huzura geçiyorsun. Tefekkür sistemi yakaladın. Ama onu da söyleyeyim. Şeytanın en büyük düşman olduğu şey tefekkürdür. Çok düşmandır. Tefekkür eden adamı, tefekkür eden kitabı. Şeytan bir gün demişti. Dedi ki, korkuyor musun benden dedim. Korkuyorum. Neyimden korkuyorsun dedim. Beyaz sütün ve kırmızı sütününden korkuyorum. Beyaz sütününden fazla korkmuyorum. Ama beni rahatsız ediyor. Bu 2005 tarihi. Kırmızı sütün benim diyor, aklımı yok ediyor dimağımı. Nedir dedim, ilk defa ondan öğreniyor. Beyaz sütün nedir? Haftada bir cüz Kur'an okuyorsun dedi. Beni rahatsız ediyor ama bana beni o kadar ortadan kaldırmıyor diyor. Çok uzun müddet ya, koca bir haftayı her gün okusaydım iki sayfa olacaktı. Haftada bir cüz ya, bitirenlere söylüyorum. Bir saatte bitiriyorum, iki saatte. Bir hafta yok. Ondan memnun adam. Ama her gün iki sayfa okusam, bir haftaya bölsem gene rahatsız olacak. Bu sefer sen misin bundan pek rahatsız olmayan? Her gün bir cüze çıkarttım 2005'ten beri. Şeytan bana öğretti, aferin bana. Makasid-i külliye, hayriye vesile oldu. Bir de peki kırmızı ne? O kırmızı kitap. Ne dedim?
o pis kitabı ismini ağzıma almam dedi. Pis kitap diyor Risale. O diyor okudukça biz diyor kaçışıyoruz. Peki ben dışarı çıkınca ne oluyor? Eğer okudup onunla çıkarsan metre mesela yarı çap 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 33 böyle gidiyor. Çapında kim varsa orada kaçışıyor. Eğer diretirse orada o şeytan, cin yani ifrit yanıyor. Ne yapıyor? Okuduğun Kur'an yakıyormuş, öldürüyor. Risale-i Nur öldürmüyor. Dimağını yok ediyor, beynini çıkartıyor. Tamamen şafşaş oluyor, devre dişi oluyormuş. Onu söyledi. Ama Kur'an affetmiyor, yakıyor. Veya kaçışacak o. Senin o ibren var ya böyle, arabanın ibresi gibi. Uçak, 1, 3, 5, 7. Ben ondan sonra böyle giderken sağa sola diyorum ki ne kadar kaçışıyorlar. Şimdi donanımlı için çünkü. Şimdi sizin karşınızda bugün 1,5 sayfa Kur'an okuyarak çıkmış. Cüzümü okumadan çıkmıyor. Çünkü bu huzuru bulama. Gergin oluyor. Ama haftada bir cüz okuyana, abi her gün oku demiyor. Ama bir günde bitirip 6 güne oturma. Böl. Olur mu? Böl. Duman et ya. Vallahi böyle. Nur onları yakıyor. Kırmızı sütününüz devre dişi yapıyor. Bedi ya, avucum gibi biliyorum böyle. Onların dünyası bu. Mesela benim geldiği zaman onlar yapıyor diyorum ama kurtulamıyorum. Öyle birisi bir daha yardım etti mi bana, bak bu basit bir düşünceyle bu kadar mazideki kazanımlarını unutma, sahiplen. Bütün kazanımlarını o aktife çıkar ortaya. Yok çıkmıyor Yasin. Hemen o senin geçmişini hatırlatacak, al bir dostunu ara çabuk. Geçmişi sana hatırlatsın, sana eklesin. O anda dost lazım işte. Sohbet ihvan. Tak, ooo ne haber Ali ya? İyi abi falan. Ne yapıyorsun ya? Nasıl ya? Sıkıntı ne yapıyorsun ya? Ben de bir şansım. Olur mu abi ya sıkıntı? Biz de senden şey yapıyorduk falan. Hop daha çıktın işte. Şaka anlatmıyorum aynı. Sistem böyle çalışıyor inanın bana. Sohbet ihvan. Tilavet-i Kur'an. Münacat-ı Rahman. Tilavet-i Kur'an. Kur'an oku. Sohbet ihvan. Dostu kardeşini ara. Münacat-ı Rahman. Risale-i Nur tefekkür et. Gördün mü? 3,5. Bir daha. Cehil-i mürekkebi intihac eden, nazar-ı sati tevlid eden ülfet belası. Tecrid-i nazar etsen, nazarın oradan sıyırsan, lügatında yazdım, bakışını çekip çıkarmak oradan ve akla karşı seddi turuk eden, aklı da ne yaparmış? Kapayan, tefekkür yolunu, düşünmeni kapayan, tıkayan. Yollar neymiş? Aklı tıkayan da neymiş? Evham. Düşünce bozukluğu. Çapraşık düşünceler. Kapar seni, kapabilir. Ne yapar bu? Aklı seddi turuk eder. Set eder. Turuk yol demektir. Aklın yoluna set olur. Hani tarik tarik derler ya Ümre Haç'ta. Tarik der, yol 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 yol. Seddi turuk eder yani. Yolunu kapar, tıkar. Kim? Evham. Aşyanı olan, yani bu işi bilen, aşyanı olan kişi, yani bunu fark eden üç tane şeyi, Cehl-i Mürekkep, Sat-i Nazar, Nazar-ı Sati ve Seddi Turuk. Bunu fark eden kişi üç taneyi. Mümeresat-ı Elzemiyet'ten nefsini tahliye etsen. Dört de neydi? Mümeresat-ı elzemiyet. Mümeresat-ı elzemiyet şu. İkna edip susturmak için gösterilen maharetler, delillerle susturmak için yapılan ustalıklar. Mesela mümeresat-ı elzemiyet. Yani içimizde bir sürü şeyler çıkıyor ya. Vehim vesaire. O anda sen karşısına neyle çıkıyorsun? İkna etmeye çalışıyorsun. Susturmaya çalışıyorsun, delilleri ortaya çıkartmak ile neyi şey yapacaksın, nefsini tahliye ediyorsun. Bunlarla nefsini devre dişi yapıyorsun. Bir örnek verebilecek misiniz? Mesela diyelim şöyle, kaptı gece bizi uykusuz. Evet.
Acaba imansız mısın? Taktım mesela. Bir sene kafayı taktım. Tamam. Ya böyle. Ondan sonra. Mesela ben şöyle yapıyorum. Aldattı beni. Dairemi aldı. Tamam. Kafam nasıl yapar? Ben nasıl kaptırdım ya? Ben bunu nasıl verdim imzasız? Ya? Nasıl güvendin? Yatamıyorsun. Ama çok tuhaftır. Gündüz yatıyorsun. Gece oluyor. Gündüz o kadar atsa olmazsın. Gece ateş atar, tansiyon atar. Nasıl oluyor falan. Onu da bil ki gece alemindekiler yapıyor bunu. Gece oluyor bunlar. Gündüz pek olmaz. Çok az olur. Gündüz ve gecesi eşit olanını da anlatacağım şimdi. Böyle ben bu daireyi, bu örnek oldu değil mi? Örnekte bunu yapacağım şimdi. Bunu nasıl mumaresat-ı elzemiyet, nasıl tahliye edeceğim bak göstereyim size. Allah Allah, bu adam beni sattı. Bu adam beni aldattı. Ben nasıl yaptım? Tamam de ama deme. De ki, bir, bu fani mal bekab olur. Madem Allah var, ben alacağım bunu. Ya burada alacağım, ya orada. Burada alamazsam bir sürü sıkıntı çekeceğim ama sonsuz mükafat olacak. Bizim hafız var, Selahattin Şerifoğlu, talim, huruf-u mukatta'da talim hocam. Bunun adam geldi, buna dedi ki, tasavvufta tarikatçıydı senelerce, evine gider dostuydu. Dairen düştü diyor, arsası vardı. Daire vermiş Kutay. Anlamış. Bunu sat dedi, İran'da helva fabrikası kuracağım dedi. Hakikaten gidip geliyordu. Kurdu, yalan değil. Kurdu ama havuz ortak etmesi gerekirken devlet işi yaptı. Helva fabrikası kurdu. Yani aldattı. Çok sıkıntı çekti. Çok İran'a gitti. Alamadı, resmi yok ya. Ustad rüyasına geliyor. Üzülme demiş. Bir kısım gelecek sana şimdi dedi. Çoğusu ahirette kalacak dedi. Uyandı bana dedi ki, böyle bir rüya gördüm. Dedim akşam namazına kadar bekle. Adam birisini gönderdi. Üçte birini gönderdi dairesi parası. Diğerini hala vermedi. Bitti. Bana her zaman diyor ki, ustadımızın rüyası daha kuvvet. Demek alacaksın. Şimdi daireyi aldattım. Niye aldandım deme. Kaderin büyük mü var? Her daim sen uyanık olsaydın zaten aldattın. Onun için Allah Resulü demiş ki, tahliye ediyorum bak. Mümesserat-ı elzemiyetten tahliye ediyorum nefsimi. Beni rahatsız ediyor. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, ben ahmağım değil mi? Daireyi kaptırırım. Hayır. Aldanan kimdir? Ahmak aldatandır. Niye? Aldatan aldanandır. Nefis onu aldatmasaydı beni aldatamazdı. Nefis onu aldattığı için beni aldattı. Sonsuz cehennemde bana günahımı yüklenecek. Ha, bu birincisi. İkincisi, ya hep bu değildir. Bunları öne çıkarıyorum, düşünüyorum. Öne çıkarıyorum. Sonra başka ne yapıyorum? Diyorum, tahliye edeceğim. Yani insan nasıl böyle olabiliyor? Biraz önce veya derste dediğin gibi, ya yüz hakikati ustattan dinlemiş. Adam hain. Allah Resulü'nün mucizesini görmüş. Mucizeyle yemeğini yemiş, suyunu içmiş. Arkasında namaz kılmış. Ahlakını görmüş. Senelerce arkasında olmuş. Hain. Ya bana hain olsa bu adam çok mu? Gibi. Mukayeseli deliller koyarsan nefsini tahliye ediyorsun. Tahliye, yangın var Yasin. Bak Yasin, bana bakalım. Yangın var. Veya sel. Helikopterle tahliye etmiyorlar. Havadan gelip bunu tahliye ediyorsun. Kendini kendinden tahliye ediyorsun. Bir daha. Kendini kendinden tahliye ediyorsun. Binanın üstüne çıktın çatıda, helikopterle seni alıyorlar. Kendin kim? Saraydır. 23. sözde. İnsan saray gibidir. Kapıda bütün şenlik kapıda. Anladım ki binada kimse yok. Bir saraya da baktım, dışarıda şenlik yok. Baktım içerisi şenlik. Biraz da dikkat ettim, kendi ismimi gördüm diyor. Suretimi gördüm diyor. Demek ki insan bir saraydır. Kendini, çık binanın üstüne, kendinle tahliye et. Helikopterle al kendini. Bu nedir? 4 tane söyledi. 1. Cehli mürekkep. Kazandığımız ilimle, kazanamadığımız ilimleri bilerek cehaletimizi bilmek. İlmin sonucu cahil olduğunu bilmek. 2. Nazar-ı saati, zahirde bakıp sırf kiraza kiraz diye bakmıştık.
Sonra bir kiraza mekansız, maddesiz, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümenesiz, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu şekil nasıl hatırına geldi? Bu nazar-ı saati, yani kiraza kiraz için bakmadık. Aslında Allah maddesiz, mekansız, bu nasıl hatırına geldi ya diye. O nazar-ı saatiyi de böyle tefekkürle. Biz bunu derslere devam edersek, derslerimizi bırakmasak, tecrid-i zihin, yani tecrid-i nazar edeceğiz ülfetten. Yani bu tür dersleri gidersek, okursak, tefekkür edersek, zihnimizi onlardan tecrid etmiş oluruz ülfet belasında. Sonra ne çıkıyor kapımıza? Ha, bunu yaptık. Sonra akıl müstakil kaldı, nefes aldı. Aklın yolunu tıkayan, vahiy muhatabiyetini göstermeyen, seddi turuklar var, böyle bir sürü şeyler var. Öyle. En azından inatlaşmak, böyle, bu tür insanlarla oturup kalkmak, bilemediğimiz kişilerin eserini okumak, okumayın, her videoya girmeyin. Çünkü onun ruhu yansır. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor, masa bir kitap doğru olsa ama yazarı ehli bid'a olsa onların bid'atları size sirayet eder diyor. Bunu da akla karşı seddi turuk, yani aklın muhatabiyetini ortadan kaldıran şeylerden de böyle denildiği gibi biz yapsak, her şey eline geleni okumasa, muhatap olmasa, sonra taşınıyoruz. Artık bu yollara, yani bu şeyleri yapa yapa aşina oluyoruz. Yani kendimize ünsiyet oluyor ama karşımızda bir sistem devamlı bizi buradan koparmak isteyen bir şey var. Nefsimiz var. Nefsi de devamlı sel baskını, yağmur, fırtınayla. O zaman arabanın üstüne çık, evin üstüne çık, tahliye et. Tahliye de böyle. Düşün. En mesela diyor ki, arabanı çaldılar, evini gasp ettiler. En nefisi paranı elemanı gasp etti. En kötüsü nedir? En kötüsü iflas edeceğim. İmanım gitmedi ya. Diyorsun. Alacağım ya. Ahirete alacağım. Bu giden, gittiğini zannetme. Buradayım. Belki de fani mal beka bulur diye böyle düşününce nefsini tahliye ediyorsun. Kurtuluyorsun. Aklı engelleyen evham delillerle, bak, aklı engelleyen şeyler var ya, evhamı, neyle yok edeceksin? Delillerle, bu burhanlarla devre dışı yapabilirsin. Aklı bunları engelliyor. Neymiş? Evham engelliyor. Bunun delil, burhan, hüccetlerle yok ediliyor. Aklın istikametli düşünmesine mani olan evham, mecralara sokan evhamı delil ve burhanlarla ondan aklı kurtarmak. Yani aklı mecrasından çıkarmak, evham ne ettiği, nereye gittiği belli olmayan evham yollarına sokan, evham delil getirebilme şey var mı? Tabii evhama delille çıkıyorsun zaten dışına. Evham mesela şöyle diyeyim. Aha öleceğim. Tamam, evham olmuyor mu gece? Evet. Aa kalbim daha önce hiç olmadı mı Yasin diyeceksin. Değil. Oldu. O zaman da öleceğim gelmemiş miydi? Ama ölmedin. Şimdi de ölmeyeceksin. Delil getirdin geçmişteki kazanımına. Hmm. Niye psikoloji sıkıntılı olanlar devamlı tekrar ediyor psikolojisini? Bunu doktor anlatmıştı bana bunu. Niçin? Geçmişte böyle bir sıkıntı geldi mi? Geldi. Öldün mü? Ölmedin. Onu şimdi niye attın kenara? Onu al şimdi. Daha önce aynı cinsten evham geldi mi bana? Geldi. Öldün mü? Ama o anda bana gelmemiş miydi? Aa, öleceksin. Ölmedim. Öleceğim demekle insan ölmediği gibi şu anda da aynısı oldu. Geçmişte ölmediğim gibi şimdi de ölmeyeceğim diye söyledim bana. Tecrübenizi kullanın. Gördün mü? Mesela ben kendi şeyimi kullanayım. Kapıyor beni de. Hakikaten çok yakın hissediyorum. Ustatta da olmuş. Ölümü çok yakın hissediyorum bazen. Çok yakın. Şöyle yapıyorum. Esma'nın bir hakikati olan Yuhdiyen, Esma'nın diğer bir madalyanın tarafı olan Yumit'e mazar olacağım şimdi. Esma'nın bir mertebesine bir mertebeye dünyalar diyecek ki beni arkamdan gitti. Berzahtaki abilerim, ustalarım diyecek ki geldi. Buraya göre gittim, oraya göre geldim. Esma'nın bir dairesine başka daire. İnan mübalağa etmiyorum, Rabbim biliyor. Öteki
şeyleri pek hatırıma gelmiyor. Diyorum ki Esma'nın bir dairesinden bir daireye. Aha geçeceğim böyle. Hadi gel. Hadi bekliyorum. Bir dairesinden bir daire. Bir cilvesinden bir cilvesine geçeceğim. Teris olacağım. Bir sürü hemen geliyor adam. Öleceğimden vazgeçmedi. Şey geçti. Şeytan diyor ki ama çok günahların hepsi getiriyor. Ama Allah'ım günahımdan da büyük. Çünkü ömür billah Allah. Allahu Ekber dedim. Allah en büyüktür. Nereden büyük? Benim büyük zannettiğim günahlarımdan da büyüktür Allah. Benim günahlarımı af edemeyecek acizliği Allah'ta yoktur. Allah benim günahlarımı ortadan kaldırabilecek kadar daha büyüktür. Ondan Allahu Ekber dedim. Allah benim günahlarımdan da büyüktür. Adam bu sefer beni bırakıyor. Bu sefer bırakıyor, rahat ediyor. Niçin bunu anlattım? Dedin ya, evhamı neyle kaldırırsın? Delil, Burhan Hüccetler. Delil, aklı mantık getireceksin. Burhan da kalbi. Hüccet ise geçmiştekileri kullan. Hüccet-i İslam İmam-ı Gazali. Hüccet-i İslam İmam-ı Gazali ne demiş biliyor musun? Hüccet. 100.000 hadisi bilene metniyle, ravisiyle, hangi alim onun lafı? Hafız denilir. Hafız. 300.000 bilene şey denilir, hakim denilir. Metniyle, ravisiyle, hadis-i şerif bilene 300.000 şey, hüccet. Hüccet değil. Hafız, hakim. 300.000 ve ziyadesini bilene ki İmam-ı Gazali, ne derler İmam-ı Gazali'ye? Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali. Hüccet, delil, Burhan değil ya. Kitapların delil mantıklı oluşu değil. Ha, öyle de kullan da. Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali demek 300.000'den ziyade hadisi, metniniyle, ravisiyle, ananesiyle bilen insan. Ondan daha üstün hadis uzmanı birisi var. 1.000.000 hadis. Kim o? Ahmet bin Hanbel radiyallahu anh. Hanbeli mezhebinin imamı. Görüyor musun? Şimdi aklı evhamda nasıl kurtarıyoruz? Geçmişteki hüccetlerle. Bu dediyse doğrudur diyorum. Ha? Bu dediyse doğrudur diyorum. Bitti. Çünkü. İmam Gazali dediyse doğru. Çünkü hadi. Mesela diyeceksin ki evham alınca. Hasan kardeş dedi ki pazar günü 29 Ağustos'ta Dima dersine. Esma'nın bir dairesine geçiyoruz. Nur talebeli tenis olacağını gayrimünteşirde Osmanlıca'dan Latince'ye çevirmiş. Ben Risale'nin, peki diyecek ki şeytan, Nur talebesi misin? De ki, ben külliyata ihanet etmedim. Bitti. Talep oluyorsun. La ilahe yoksa illallah zaten. İlk önce reddettik, sonra var olduk. Küfrü reddettik, imanda dirildi. Biz külliyata talebesi miyiz? Nur talebesi. Hain değiliz. Nereden biliyoruz? İhanet etmedim. O zaman otomatik. Mesela çocuk niye ölünce, buluğ çağından önce ölünce cennete gidiyor? Ama la ilahe illallah demedi ki, belki de demedi. Küfür yok. Küfür olmayınca otomatik asıl üzerindedir. Eşya her şey aslıyla bilinir. Aslı nedir? İmandır. Küfür olmayınca imanla hükmedilir. Küfür yok çocukta, imanlıdır. Bende ihanet yoksa, nerede kullanıyorum? Ben talebeyim, nur talebesiyim. İhanetim yok. Görüyor musun? İhlaslı olmak için ne yapmak lazım? La riya. İlla ihlas oradadır. Neyle yaptım? La ilahe illallah. Uhuvvet ehlimiz, la davet, illa muhabbet oradayız. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? Aynı şey kelamla. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? La tahrip, illa tamir oradadır. Tahrip etme. Zaten İslam üzerine doğmuştur. Gördün mü doktorum Süleyman? Ne kadar şey koydu. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? Abi o zaman niye çocuğa Kur'an öğretiyoruz diyeceksin. Cemiyetin, internetin, YouTube'ların tahribini düzeltmek için sen burada Kur'an öğretiyorsun. Osmanlılar'da sokağa bırakıyordun, alim oluyordun. Ya. Mesela komşu komşuya çağırıyor. Hu, kul vallahi hu'daki Kur'an. Bu bağırma buysa. Değerli her şey ver. Sokağa bırak, alim oluyor. Şimdi adam dershanede, medreselerde kurslarda, camilerde çakallar olabiliyorlar. Evet, biraz da gideyim. Sıkmıyorum değil mi? Çok iyi. Mahkemat 123. 100. sayfa yani gönderdiğim defterde, Meclis-i Nurani'de. Ali yok da Meclis-i Nurani'de. Var mı? Yok, Meclis-i Nurani'de yok.
ve sairleri dahi aklın hikmet nazarıyla görülür. Sair değerleri. Ben cümleyi şey aldım. Demek ki hikmet aklın sıfatlarındandır. Bunu niçin aldım? Hikmet aklın sıfatının olduğunu delillemek için. Muhakemat 126. Katiyen aklı ikna edecek, fikri kendine beğendirecek. 3. Nazarı hakikat ona ünsiyet edecek. Hiçbir mülayemet ve münasebet yok iken. Şimdi çıkarımımız. Siz tabii değerleri bakıyorsunuz ama ne diyor falan. Ama metniniz yok elinizde. BIP grubumuza atmışız. Oradan görseniz ben ortadan almışım. Muhakemat 126. Bana lazım olan yeri üstten alttan almışım. Yani ne diyor diye duymayasınız de söylüyorum. Şimdi çıkarım. Akıl ikna edilecek edilir. Aklın özelliği ikna edilmesi gerekiyor. Fikir beğendirilecekmiş. Öyle alır. Çok süper tespit ya. Evet. Nazar-ı hakikat mesela diyelim ki kiraza kiraz için baktın. Buna Allah için bakmak. Bunu nasıl kazanacaksın? Ünsiyet eder, ülfetten sıyrılırsan. Yani ülfetten sıyrılırsan nazar-ı hakikati kazanmışsın. Beğendirilirsen, senin aklına, kalbine şey yaparsan, sende fikir aktif olacak. İkna edilme tarafın geliştikçe aklın öne çıkacak. Akıl öne nasıl çıkar? İkna edilmeli, fikir beğendirilmeli, nazar-ı hakikat ünsiyet edilmeli, ülfetten sıyrılmalı. Bu psikolojide göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Uslu muhakematten aldı. Adam bir cümleyi alıyor. Şu üç tane kelimeyi sulandırsın kitap yazar. 50 sayfa kitap yazar. Akıl ikna sistemiyle çalışıyor. Yani. Evet, akıl ikna sistemi. Nedir o? Akıl vahiy ile devamlı aniden gelse ikna olurdu, akıl biterdi. Sonra başka şeyleri çıkartırdı nefis. Onun için Allah bir anda aklı doyurdu, zirve yaptı, ondan sonra bıraktı yok. Geldi, ikna etti. Ben de epey gitti, şeytan geldi, tekrar bir vahiy geldi. 23 senede tamamlanmasının en büyük hikmeti budur. Aklı kendi başına bırakmamak için. Devamlı besliyor. Vahiy bir anda 23 senede paket gibi geliyor. Yani vahiyi ikna edecek bir seviyeye getirdikten sonra diğer vahiy geliyor. Diğer vahiy geliyor. Mesela bir vahiy geldi, hazmedeceksin. Evet. Ettin. Ooo! Hazmettince, baktın ki ederken ünsiyet oldu. Ülfete saracak. Tam ülfete olacak. Bir tepesine bir ayet daha geliyor. Of be diyorsun. Bu ayeti başka bir yere taşıyor. Geçmiş ayetleri de taşıyor öteye. Şimdi bu ayetini fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmek. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Hem Risale'nin tabirini kullanan hem tasavvuf. Ondan sonra o ayeti böyle geliyor fikredip, hissedip, bahsedip, zevk etmeye. Tam böyle aldık, ülfet saracak iken bir ayet de geliyor. Böylelikle 23 senede tamamlandı. Mesela şöyle düşün. Vesveselere diyorum ki, tuvaletten çıkmazsa durma, kapıdan bağırıyorum. Affedersiniz, bir şey anlatma. Tedavidir bu ya. Ayıp işi değil. Ulan dedim, bekleme lan yarınkisini. Yarın gelince yarın atarsın. Yarınkisini atarsan, ulan tuvalette yarın ne yapacaksın ya, ne atacaksın? Tuvalette çok, gülüyoruz ama, tuvalette çok duranlara söylüyorum. Çok durmaların sebebi, yarınkisini şimdiden atmak. İsteme duygusudur. Yarınki derken öğlenden sonra. Akşam bunu atacaksın. Şimdi niye bekliyorsun onu da? Olsun da o zaman atarsın. Yani misal verirken sıkıntılarımıza çözümler olsun diye şey yapıyorum. Son bir tane de okuyorum ve kesiyorum. Bu arada meyve var mı, çay var mı? Tamam, ona göre okuyacağım böyle de keyif vereceğim. İncir var mı? Var. Başka? Çok şey var. İyi o zaman. Tatlı var abi, tatlı var hocamda. Tatlı varmış, tamam. O zaman şefli bir enerji almak için yaptım. Şaka yapmadım size. Böyle bir köpektir. Bende bir tane köpek var. Nefsi tahliye etmek için yaptım. Bak incir var dedim. Şu anda devre dişi oldu gene. 4 diyordu ama incir var dedim, ses yapmadım. Acayip bir şey, şaka yapmadım ben. Yani böylesidir. Bu adam
bir tatlı kaşığıyla bana bir cüz okumaya müsaade eden alçaktır. Yoksa darlatıyor. Tamam bir kaşık vereceğim dedim. Tamam dedi. Bir tatlı kaşığa bir cüz okumaya müsaade etti. Ondan o bitti, bir sayfa okutturmuyor. İyi, seninki söz dinliyor aslında. Ne sözü dinliyor, ne sözü dinleseydi okurdu. Balsız okumuyor. Veya tatlı vesaire. Hadi bakalım. O şaka yaparken aynı zamanda da böyle çalışıyor. Mutlu olduğunuz bir şeyi, canım çok sıkıldı değil mi çok? Hani bunalıyorum gece vesaire şu oluyor ya. Hemen Arnavutköy'deki dershaneyi hatırlıyorum. Şimdi sıva yapılıyor diş çepe. Öyle sıva yapılıyor. Kendimi son katta, dima grubunda ne sıkıntı olursa olsun pat diye orada oluyor. Çünkü yani bununla size şunu anlatayım. Sizi mutlu eden, motive eden bir şeyi hayal edin. İçine girin, sıyrılırsın. Muhakemat 129. Halbuki hükmü aklisi de daima üsül esası müşahadattan neşet eder. Demek asar-ı ilahiye mümkünat tarafından bakıyor. Halbuki hayret feza asarı ile müsbet olan kudret-i saniyin canibinden temaşa etmek gerektir. Bu Adem'de kullandım bunu. Dersin başında kullandım ben size. Allah canibindendir Adem. Allah canibindendir Adem-i sırf. Allah canibindendir Adem-i mutlak. Buradan bakış Adem'in karşıtı bizde esmalara mazhar olmak. Adem-i sıfra karşıtı olarak nedir? Allah'ın şuunatına, vücuduna, vücut sıfatına, sıfatlarına mazhar olmaktır. Adem-i mutlak peki zatına. Yani bu taraf. Doğuş tarafı Adem, Adem-i sırf, Adem-i mutlak. Bu tarafta ise esmaya mazariyet, şuunat ve sıfatlara mazariyet, zata mazariyet. Dönüş yani. Tasavvuf lisanıyla fena filla mukabele etmek ve kabilla. Şimdi okuyorum. Yani burada da zikredeyim. Efendim abi. Yeri olduğu için söylemek istiyorum ama bu vacibül vücudun insanlık sistemindeki mertebelerinin karşılığını sureti Adem, kanuniyeti, mahiyeti, zatiyede bizimle alakası yok. Hakikati Adem-i sırf, mahiyeti Adem-i mutlak diye yazdım ama. Kanuniyetine ne dedin bir de söyle. Mahiyeti zatiyede biz bilmiyoruz, bizimle alakası yok. Nasıl çalıştığını o biliyor, o karar veriyor. Bir daha okuyayım mı? Bir daha, sureti ne dedin sureti? Vacibül vücudun insanlık sistemindeki mertebelerinin karşılığı. Güzel. Sureti Adem. Sureti Adem. Kanuniyeti, mahiyeti, zatiyede bizimle alakası yok. Hakikati Adem-i sırf, mahiyeti Adem-i mutlak. Evet. Çok acayip. Böyle yazdım. Allah Allah. Bu Adem'in sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti diye mi şey yaptın bunu? Yok. Adem-i sırf. Değil. Vacibül vücudun insanlık sistemindeki mertebelerin karşılığı. Ha, değişti. Değişti. Çok güzel. Vacibül vücudun sureti, vacibül vücudun kanuniyeti, vacibül vücudun hakikati, vacibül vücudun mahiyeti insandaki ama. Onu yaptı. İnsanlık sistemi yani kendi mahlukatını, karşılığını neyle yapmış? Nerede görünüyor yani? Adem zemininde görünme, Adem-i sırfın zemininde görünme. Adem'in mutlaka karşılık gelen şeyler. Zat-ı vacibül vücut dediği olurdu. Zat-ı vacibül vücut diyecek o zaman. Zat-ı vacibül vücudun insanlığı. Cenab-ı Hak değil diyor da Yasin. Zat-ı vacibül vücut. Vacibül vücut diyor bu sadece. Zat olması lazım değil mi? Zat-ı vacibül vücut kullanıyor. Evet, zat. Evet, zat-ı vacibül vücut zaten. Ha, öyle derse o zaman doğru. Tamam diyor. Ama vacibül yani vücut vacibül vücudun zaten kanuniyetini de mahiyeti zatiye yazdık ya abi. Tamam. Doğru. Çünkü Adem mutlaktan bahsetmesi için
zattan bahsetmiş. Doğru. Çok antika. Ben de Adem ya. Çok güzel ya. Maşallah. Vacibül müstakim. Zatı koca. Çok güzel. Çok şükür. Hadi biraz da gayret de şunu, şu okuduğunu şey yapalım. Abi özür dilerim, şey diyor ya, bir kısım şeyler diyor ya, diyor ismi Bedud'un penceresinden vacibül vücuda bakarlar diyor ya. Vacibül vücuda bakar. Bu insanın bunu hakikate geliyor, denk geliyor zaten. Zatı vacibül kullanması lazım. Fark var işte, orada fark orada çıkıyor. Doğru diyor. Bir daha okuyayım şurayı, tamam. Çok güzel, tebrik ediyorum. Yani burada iki nazar var. Bir geliş nazarı, bir gidiş nazarı. Bir zuhurat, bir aynadarlık, muhatabiyet tarafı. Bunu söyledi. Şimdi ne çıkarttık, ne anlamışız? Aklın bin bir türlü bakışları var. En bariz, en açık bakışı müşahadetten neşet ediyor. Yani mevcudatın ilişki ve çelişkilerinden çıkarımlar yaptığı gibi akıl yapıyor. Mevcudata bakıyor. Mesela göz. İlişki çiçeklere, yapraklara gözün ilişkisi var. Çelişkisi ise karanlıktır. Veya güneş şiddeti zorundan kör ediyor. Şimdi aklın çalışması bu mevcudatta eşyanın birbirine karşı ilişkisi var. Bir de çelişkisi var. Yani örten, kaldıran. İman küfür çelişkidir. Soğuk sıcak çelişkidir. Karanlık aydınlık çelişkidir. Ama bunu akıl söylüyor. İlişki nedir? Göz, çiçek. Burun, nefes. Yani kalp, sevmek. Kalp sevmese bir insanı, eşini, arkadaşını çelişkidedir. Kalp sevmek üzerine kurulmuş. Ama adam sevmiyor. Kimi sevmiyor biliyor musun? Eşini, dostunu, arkadaşını, şunu bunu değil. O öyle gözüküyor, diş sureti o. Eşini, çoluk çocuğunu, dostunu sevmiyorsa adınız gibi bilin. Kendisini sevmiyor. Onun dişe vuruşudur. Öyle gözüküyor. Mesela kaşıntı oldu. Geçen doktora göster. Abi mantardır dedi. Ya niye o zaman kurulanmadan giyiniyorsun dedi. He bak doğru. İlaç bile şey yapmadan kurulanın bir kalp. Ne demek istiyorum bunlar? Şimdi gözüken kıpkırmızı gözükmeyen yaptığın banyodaki hata. Kurulanmıyorsun. Yani gözüken çocuğun eşini, sevilenleri sevmiyorsun. Gözükmeyenle kendini sevmiyorsun. Kendini sevmeyen eşini sevemez. Dostunu sevemez. Kendine kıymet vermeyen, kıymet verilmesi gerekenlere kıymet vermez. Ne yaparsanız yapın, neyi düzeltirseniz düzeltin, tıpta ne ilaç verirseniz verin, baskılarsanız baskın durur ama temelde çözüm olmaz. Ne yapacağız? Kendisini sevmesine gayret edeceğiz. Kendisi sevecek, kendisini sevecek. Kendine değer vermemiş, bana verebilir. Kendisiyle tanıştırmamız gerekiyor. Kendisiyle tanıştırmamız gerekiyor. Şimdi, aklın bir yöntemi bu. Hangisi? Hastalık şey ilişkisini söylediniz yani ıslakken dediniz şey oldu burası. Evet. Allah söyledim, başı söyledim. Allah ıslah etsin. Evet abi. İslah etsin mi? Kalem getirdin mi? Ben de dedim ki gafur kendisi yok da tatlı nerede vardı? Bak ya yetiştim. Da. Neyse senin için uzattım. Sen şey bak canlı yayındakiler de şey yapıyor bak. Şimdi dışarıdaki vuruşu bu. Sevilmesi gerekenleri, değer verilmesi gerekenleri, yapılması gerekenleri yapmaması sorun dışarıda değil. Ama tıp ne yapsın? Gözükeni tamir edecek. Ne yapacak başka ya? Mesela tıpın bir de aciz kaldı ama bazı tıpçıların diyeyim, cini ve şeytanı kabul etmediği için sırf çözümü maddede arıyor. Ya hiç korkmadı mı bu ya? Göze inanmıyor. Korkuya inanmıyor. Cine inanmıyor. Bu cin suresi var burada. Şeytanın bunu bu ihba ettiğini. Ya diyor bu vesvese bana geliyor diyor. Düşünme diyor. Lan düşünme de şeytanı kaldırsın mı adam? Nasıl kaldıracak şeytanı? Adam kendisini tanısa şeytanı tanıyacak. Birinci yöntem bu. Aklın eğitilmesi. İkinci yöntem. Kendi beşeri hisleri ve duygularının tarafından da bak
bakıp imalat yapabiliyor akıl. Bak beşeriyet cihetiyle hislerini ve duygularını takip ederse imalat yapar. Bir daha bak. Akıl burada mı? Vicdanına bakıp hisleriyle imalat yapar. His imalat hanedir. İmal ettikleri şey his değildir. Hissin imal ettiği his değildir. Bu inceliği kaçırma gafılın. Arkadaşlar sizler. His imalat hanedir. Hissin imal ettiği his değildir. Akıl his imalat hanesinde, vicdan imalat hanesinde ürettiği. Vicdan da üretti, vicdan değildir. Vicdan da üretti. Gir içeriye biraz daha. Akıl kalp imalat hanesindeki duygular fabrikasıdır. Duygularda imal ettiği duygu değildir. Bak, duygu sisteminde, duygu atölyesinde, duygu fabrikasında mesela bir fabrikada çikolata imal edildi. Ya demirler çikolata, yani fabrika çikolata değil ya. Ha, duygular fabrikadır, orada imal ediliyor. Ruh bir fabrikadır, içerisinde atölyeler var, latifeler. Latifelerde imal edilenler latif değildir, başka bir şeydir. Bunu yapan kim? Akıldır. İkinci imalat tanesini söyledim. Birincisi neydi? Doğada, kainatta, mümkünatta, varlıkta ilişki ve çelişkilerden imal eder. Hani bazı şöyle anlatayım, daha iyi anlarsın. Bazı insanlar cemaatte imalatçıdır. Muhabbeti, samimiyeti, şefkati, her türlü şeyi yüklenir. Tebessüm eder, yapılandırır, ne bileyim fatura yatırır. Yani memnun olur, sever, sevmeyi söyler. Bazısı da ihtilaf nerede varsa. Nefret eder, tenkit eder, tenkit ettirir, onun yanında oturur. Şu dedim, bu da tarif edilir. Akıl demek ki ilişki ve çelişki ile imal eder kafada. İner vicdana, hisler atölyesinde imalat yapar. Geçer kalbe, kalpteki duygular atölyesinde imalat yapar. Akıl yapıyor bunu, sirayet ediyor. Geçiyor şeye, son şeye, ruha gider, ruhtaki latife fabrikasında imalat yapar. Akıl bak nerelerde ne imal ediyor. Ama yöntemini vahiden alıyor başka. Bir de başka imalat tanesi var. Da var mı ya? Bir de saniyin canibine geçiyor. Allah Allah. Bu ilk defa duyacaksınız. Ben de ilk defa. Bunları yaptı. Daha bir şey var mı ya? Ruha girdi, imalat yaptı. Bir de beşeriyetten çıkıyor. İnsanlıktan çıkıyor. Haşa. Vacibül vücudun alemine giriyor. Allah canibine geçiyor. Allah canibinden bakma makamına çıkıyor. Yani Allah makamına çıkarak sanki hiçbir şey yok, Allah var, hiç kimse yok. O anda bana dedi ki gel Hasan, buraya otur. Bütün kainatın süreci ve senin yaratılmana sen şahit ol. Allah canibinden, işaretleyeceğiz de söylüyor. Mahkemat 129 ama başka bir yerde var. İşaretleyeceğiz. 168 mi ne? Allah canibinden kudretin azameti altından bakıyor. O zaman hadisenin arkasına geçiyorsun, her şeyi yönetiyorsun. Beşer canibinden, esbab alemiyle bakarsan her şey seni eziyor. Oktavanın altındaki şekil alan hamur gibi. Ustad bak burada mahkematta Allah canibinden bakmaya çözüm yöntemi kullanıyor diyor. İstersen okuyayım etti mi daha? Halbuki diyor insan eziliyor hadiselerle. Hükmü aklisi de yani Kur'an bu yöntemi bize veriyor. Daima üsül esası aklın Kur'an'ı bize verdiği yöntem daima aklın esas yapması gereken şu. Müşahadattan neşet eder. Demek ki asar-ı ilahiyeye mümkünat tarafından bakıyor, eziliyor. Halbuki ne yapması lazım? Halbuki hayret feza asarı ile müsbet olan yapması gereken kudret-i saniyenin canibinden temaşa etmek gerektir. Allah canibinde kudretin azameti altından. Galiba işaretleyeceğiz 168'de. Şimdi aklın imalat ettiğini söyledik değil mi? Birincisi ilişki ve çelişki. İkincisi imalat haneler dedik. Üçüncüsü akla bak, akla bak. Nereye gidiyor? Allah canibinden geçiyor. Kudretin azameti altında. Sanki tövbe Allah'ın sıfat ve esmaları imiş gibi kainattaki icraatı seyrediyor. Neyi seyrediyor biliyor musun? Ah Nadir abi şimdi burada olsa. Dedi ki bunu olursa ne olur derdim. Hep derdim buna hiç unutmuyorum. Dedi ki kendindeki şu anda ben sen yokum tamam ben yokum de. Çık hayalen dedi Arsan. Buraya bu tarafa geç, geçer misin?
Geç. Senin vücudundaki Allah'ın tasarrufunu bize baksana diyor. Ben onu hayal demedim yani. Allah senin yaratılmana seni şahit tutması şu. Şimdi Allah'ın böyle eğer tefekkür edersek, Allah canibinden bakarsak, şuraya geçer misin şu tarafa? Geç şu omuzuna. Şurada dur. Şimdi Allah böbreklerine, dalaklarına, midene, aklındaki fikirlere, vicdanındaki hislere, kalbindeki duygulara, ruhundaki latifelere, şu bakar mısın böyle? Hep o yapıyor. Allah'ın sanatında bizzat Allah'ın tasarrufunu seyret şimdi. Allah'ı Allah canibinden bakıyorsun şimdi. Sendeki tasarrufatlarla onu seyrediyorsun. Sende Allah'ın icraatını seyrediyorsun. Bu makama çıkmak nasıl bir makam? Bunu konuşmak da çok büyük bir nimet. Bak çık bu bir daha. Çık böyle sol omuzuma gel buraya. Gel buraya. Böbreğine bakar mısın abi? Midene, bağırsana, aklına, kafana, akıldaki fikirlere. İn aşağıya. Vicdan. Gir. Kalp. Gir. Ruh. Hep Allah yapıyor bunları. Düşünürken de o yapıyor. Bu böyle. Kendinden sıyrılıp kendindeki tasarrufatını seyretmek Allah canibinden bakmaktır. Allah'lık hakikatının tayin ve teşahhusudur. Aklın Hakk'a yakın mertebesi diyebilir miyiz abi buna? Gibi ya. Başka şey yok. Hakk'a yakın bu. Güzel dedi. Ama bakın ne olur bir de bu son şey ya. Allah'ın icraatını seyrediyorsun sen de. Allah'ın icraatına şahitsin. Kime şahitsin? Benim ders yaptığıma şahit değilsin. Allah'a şahit oluyorsun. Ya Rab evet sen yapıyorsun. Bak makama bak. Evet böbreği sen çalıştırıyorsun. Şu anda bu bilgileri sen aktif ediyorsun. Senden sana oluyor bu. Bu makam nedir dindeki makam? İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn. Bendeki oyla ondaki benim mulakkisidir. Hayti ittisakıdır. Ondaki tasarrufu bende seyretmek. Onun tasarrufunu, bendeki tasarrufunu bende seyrediyor. Onun bendeki tasarrufunu ben seyrediyorum. Çık omuzuma, bu omuzuma. Çıktın mı? Çık. Üç defa yapıyorum böylelikle. Çıktın mı? Hep yaptırırdım. Tavana çıkabilir misiniz hayalim bana bakarken? Veya gözünü kapat. Hangisi kolay geliyorsa. Çık yukarıya. Tavana çık. Kendini bir görebiliyor musun bak takkeyi? Bak mesela ben görüyorum şu anda kendimi. Takkemi görüyorum yani. Önümdeki kitabı da defteri de görüyorum. Ben bak bendeki hadiseyi benle seyrediyorum bakın. Makam o. Benle seyrediyorum. Ama suretim tabii. Bir de biraz ilerlesen aklını aklınla aklediyorsun. Aklını aklınla aklediyorsun. Sonra vicdanındaki tasarrufatı, hislerine bakar mısın mesela? Bak ne kadar hisler var böyle, muhabbet var, dostluklarımız var, birbirimizi seviyoruz. Mesela şu anda vefalar var hepimizde, muhabbet var, sevgi var, şefkat var. Birbirimiz için ölürüz yani böyle. Bu işte bu şefkat, kalp. Kendindeki tasarrufatı Allah canibinden, kudretin azameti altına bir anda olmaz tabii de. Ama konuşulması lazım. Sonra böyle sendeki onun tasarrufatını böyle seyretme makamı var. Makapsı makam. Sonra bu bakışlar bir daha okuyayım. Bir de saniyin canibine geçiyor. O canipten bakma makamına çıkabiliyor akıl. Bu bakışlar dört tane etti değil mi? Kainattaki ilişki ve çelişki. Sonra hislerdeki imalat tane. Sonra onun tasarrufatının içinde üç tane. Onun tasarrufatını seyrediyoruz. Bu bakışlar çoğu şey farklı görünür. Mesela bu üçü de farklı. Mesela kainattaki ilişkileri, çelişkileri görüyorum. Soğuk sıcak çelişki vesaire. Göz çiçek ilişki. Göz güneş ilişki. Akıl buna yapılanır. Akıl vicdandaki hisle. His bir fabrika yapar. His de imal eder. Start verir yani akıl. His fabrikasına start verir, imal et. Hissin imal ettiği his değildir. Daha ötesi ya. Kalbe der ki, duygu fabrikası var. Duyguya start verir, imal et. Ama duygunun imal ettiği duygu değildir.
Yani bu beşerde, beşeriyetinde şu anda ben konuşuyorum ama beşer değil bu konuştuklarım. Ben mahlukum ama ifade etmeye çalıştım Allah gibi. Ruha geç, latifeler bir atölye, imal ettiği latif değil. Başka bir şey. Ha, bunu akıl, bu üç tane imalatla yapılanıyor. Niçin bu kadar yüksek seviye almak isteniyor? Vahiy olduğu gibi alsın. Ustad diyor ki, kalbimi, nefsimi yumuşattı, aklımı, hakikati bizatihi, Kur'an'dan gelen hakikati bizatihi tamamen almaya hazır etti der. 26. lemada. Demiri yumuşatsın ki ta ona güzel menfaatler vermek. Hakik orada anlatıyor bakın. Demir ateşe sokulur ta yumuşasın. Orada niçin bunu yaptı? Usta diyor ki benim insanlığımı, aklımı, kalbimi, o Van Kalesi var ya, vücudumu, şeyimi diyor, beni yumuşattı. Niçin? Hakikati olduğu gibi almak için. Hakikati olduğu gibi almak, hakikati aynı zahirde görmek ile tezahür eder. Bu da 27. söz. Aynı hakikati, aynı zahirde hakikati görmek. Nasıl yapıyorsun? Bununla oluyor işte. Olduğu gibi alabilmek. Olduğu gibi. Onun için düz okumak. O adamların dediği bu konuda haklı. Karıştırma kendini. Çünkü kendisini karıştırıyor. Ehli değil. Ehli olsa izah et ama ehli değilsin düz oku. Ha. Çünkü niye? Olduğu gibi alamıyor. Aynı perde oluyor bu sefer. Yani Risale'de olduğu gibi almak. Akıl bu üç tane imalatla mevcudattaki ilişki ve çelişkiyle. İki, kendi iç dinamiklerini fabrika yaparak. Üç, Allah canibinden kudretin azameti altına geçip ne yapmaya çalışıyor? Hakikati Allah'ı Allah olarak almak. Vahiy ile. Bu makam, yani makama çıkıyor. Üçü de farklıdır diyor. Bu bakışlar çoğu yani birbirine zıttır. Bu bakmak makamı yüksek bir makamı aladadır. Buradan bakılınca esbab arkası olduğundan zahir isminden çok farklı görünür. Delilim de Muhakemat 130'da ne diyor? Diyor ki kemali kudret-i ilahinin canibinden bak söylüyor. Kemali kudret-i ilahiyenin canibinden muvazene noktayı nazarında gayri makul ve uzak tevehüm olunan mesaile temaşa edilse menus ve aynı aklın kirpikleri ortasında görülecektir. Hasan abiciğim bu dediğiniz makam beka billah makamı da olabilir mi aynı zamanda? Acaba? Yani düşünmedim onu. Yani Muhyiddin Arabi de yoktu yani. O yoktu. O yoktu evet. Bir de okuyayım. Bu makam sonucu nedir? Kemali kudret-i ilahiyenin canibinden. Geç oraya. Muvazene-i nokta yani ölçüyü de bırakma edile-i şeriyeyi. Yani şatat yapma. Nedir o? Muvazene-i noktayı nazarından. İki, üç. Gayri makul ve uzak. Yani böyle beşeriyetimizle olur mu falan. Öyle beşeri dayatmalardan. Esbab aleminin. Esbabdan çıkacağız. Evet, tahakkümünden olunan mesaile temaşasına sıyrılarak menüs ve yani ünsiyetli olduğunu göreceksin. Aklın kirpikleri ortasında. Mesela aklın kirpikleri niye? Aklın da kirpiği var. Kirpik ne yapar? Akıl da malsa hakikati böyle yapar. Güneşten korur, sana istikamet verir. Ondan sonra tozlardan şey yapar vesaire. Demek Allah canibinden bakış her şeyi yap, her şeyi farklı yapmasının sebebi esbabsız bakış olduğu için. Bize esbabsızlığı veriyor. Esbabı iktiza eden esmalar var. Esbabı iktiza etmeyen esmalar var. Esbabı iktiza etmeyen esmalar zati esmalardır. Same, Allah, Ehad gibi isimler var ya. Bu zati esmalara mazar olunca o mazariyet nispetinde esbabsız bakıyorsun. Yani Allah canibinden kudretin azameti altında bakınca her şey farklı. Çünkü o zaman ne cennet var ne bir şey var. Zattan başka bir şey yok. Burada kesiyorum.
Allah bu bakışı bize nasip eylesin. Amin. Bunu söylettirmişse, bize ifade ettirmişse, bunu söylettiren bir esmadır. Bu esmanın hürmetine, esmanın sahibinden, Muhammed'in imanının hürmetine bize nasip eylesin. Amin. Ve vermeyeceğim bir şeyi kulumun diline dolama, kulumun diline söylettirmem, sırrına mazar ederek ya Rab istediğimizi senden seni istiyoruz. Bize nasip eyle. Amin. Bu hakikatle aklanmayı bize nasip eyle. Amin. Allah'ın bu tefekkür bize nasip eyle. Amin. Bu bakışı bize nasip eyle. Aklımızı aklımızın şerrinden bize muhafaza eyle. Aklımızı aklımızla kontrol etmeyi bize nasip eyle. Amin. Yani Risale-i Nur'un dairesinde ihlasla, sadakatle, hizmetle, takva ile, iştinab-ı keba ile bizi muhafaza ve daim eyle. Vefatımızı da Rabbim şehitlerin makamı, şehitlerin makamı değil. Alimlerin makamı değil, talebi, ulum makamını bize nasip eyle. Ya Rabbel Alem, Rabbinden senden istiyorum. Madem istettin, uduni esteçip lekum, sırrına mazhar eyle. Ya kenabudu ve ya kenesi. Sıddık istiyorum. Sıddık ye, değil mi? Ya Rab, sen de duydun Allah'ım. Allah'ım sıddık et. Sıddık et nasip eyle. Her şeyi değiştiriyor diye. İlim dördüncü makam. Ali, sıddıkiyet birinci makam. Adil ikinci makam. Adalet, hikmet, şecaat, iffet, cemidir. Adalet. Enfusçilik, hilm, haya, içsel yapış, Osman üçüncü makam. Her şeyi bekçilik yapan, koruyan, kollayan ilim Ali. Allah'ım bunları bize mazhar eyle. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلوات Risale-i Nur şahsı manevi satırına. Arkadaşlar, canlı yayında olanlar, isterseniz kapanmasın, dursun. Ama bir eksikliğiniz var. İncil'e gelemeyeceksiniz buraya. Afiyet olsun abi. Günler afiyet olsun. Hazreti Süleyman getirdiler. Allah bize de o şünerlerinden veriyor. Evet. Abi sen Kur'an'ın 25 senede inmesi meselesini anlatırken şöyle bir mana açıldı bana da. Şimdi biz de mesela Risale-i Nur'u her okuyuşta ayrı ayrı manalar anlıyoruz ya. O manalar da böyle insanın kademe kademe tepkisine sebep oluyor. O da 23 senede tamamlarmış. Bizim gömür boyu devam ediyor abi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Daha şimdi bu ders olacak. Ondan sonra yer yer Adem kullanıyoruz. Evamili daha bitiremedik. Evamili tekmini daha bitiremedik. Hepsi bitmiş. Zihin daha bitmedi. Vesaire. Bunlar hep peyderpey. Tam ülfet gelecekti. Bir konu geliyor. Başka konu geliyor. Başa geliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.